Haberiz. Bugün konumuz biliyorsunuz bebeklerde rutin oluşturma. Nedir bu rutinler? Nasıl yapacağız? Öneminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bebeğimizin en hızlı büyüdüğü dönem 0-2 yaş dönemidir. Bu bizim için çok çok önemlidir. Bebeğimizin ileriki hayatı için de çok sürekli anlatıyoruz zaten eğitimlerde. Çok olduğu bir dönemdir. Bedenen büyüyüp ruhen geliştiği bir dönemdir. Tabii ki bu dönemde yapacağımız biliyorsunuz milyonlarca nöronlar var. Sınavların oluşması tekrara bağlıdır. Onun için rutin bebeklerimiz için özellikle 0-2 yaşta oluşturacağımız rutinler hem bebeğimizin ileriki hayatındaki gelişimi için de çok önemli. Artı bağışıklığının gelişmesi için de çok önemli. Çünkü bu sınavların tekrar tekrar yani onların bağlantılarının güçlü olması, sağlam olması dediğim gibi tekrara bağlıdır. Bu rutinlerle olur. Rutin aslında şöyle hep zaten rutin sürekli duyuyorsunuz ya da sürekli biz söylüyoruz. Rutin öyle saatli bir program değil aslında. Günü nasıl geçireceğimiz hem sizin hem bebeğinizin günü nasıl geçireceğinizle ilgili. Zaten rutin güzel oluşturmuş bebeklerin bağışıklığı da daha kuvvetlidir. Rutinler bozulunca yani rutin öncelikle nedir bu rutinler ondan bahsedeyim. Beslenme en önemli rutinimiz beslenme. Oyun tabii uyanık olduğu saatlerde aktivite yapmak lazım. Hem bebeğimizin gelişimi açısından hem o uyanık olduğu vakti daha iyi geçirmesi biliyorsunuz aktiviteler oyunlar da bir öğrenme şeklidir. Çocuklar oyunla öğrenir. Diğeri uyku. Uyku da ne kadar önemli biliyoruz. Bebeğimizin gelişmesi için yine melatonin hormonu, bebeğimizin hem bağışıklığı için büyüme hormonu zaten ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir de sizin tabii ki beslenme, oyun, uyku, aktivite, beslenme, oyun, uyku bir de anne zamanı. Sorulara bakacağım bu saatte bir iş niye uyanık? 8,5 aylık bebeğim bu saatte uyuması lazım. Onlar da konuşuruz şimdi. Mehmet'e uyur. Biraz soruları biraz sonra bakarım. Tam bu anlatacaklarımla ilgili olanlara arada cevap veririm. Böyle bazen biliyorsunuz beni böyle buraya bakarken konudan tamamen kopuyorum. Nedir? Beslenme, oyun, uyku bir de anneye kalan vakit değil mi? Bu da rutin içinde aslında. Yani günü nasıl geçireceğimizi planlamak. Bebeğimizin ve sizin bu hem bebeğimize güzel rutinler yaptığımızda size de vakit kalıyor. Siz de dinleniyorsunuz. Bu bebeğimize hem anne sütünü de artırıyor. Artı psikolojik olarak siz daha kendinizi iyi hissediyorsunuz. Artı dinlenmek bebeğinizle uyanık olduğu saatlerde daha çok daha iyi vakit geçirmenizi sağlıyor. Onun için rutinle anne vakti de ekliyoruz. Beslenme, uyum, uyku ve anne saati. Evet, en önemli rutin oluşturmak biliyorsunuz beslenme. Çünkü bebekler beslenmeyle büyüyorlar zaten bedenen büyümesi. Beslenmeyle bağışıklıkları, düşük bir bağışıklık sistemiyle doğuyorlar biliyorsunuz. Tabii ki bağışıklığı güçlendirmek için tabii ki beslenme en önemli şey. Onun dışında tabii ki hijyenik kurallara dikkat etmek, artı aşılarını olmak onlar da çok önemli. Beslenmede de en önemli şey emzirmek biliyorsunuz. Emzirmek anne sütü bebeğimizin bütün işte sizdeki antikorları bebeğimize geçmesi. İlk 6 ay zaten sadece anne sütü diyoruz. Özellikle bağışıklığı açısından. Çünkü iyi karnı doyan bebeğimiz zaten uyanık olduğu saatlerde mutludur. Artı karnı doyan bebeğimiz güzel uyur. Onun için hepsi aslında birbiriyle bağlantılıdır. İşte iyi uykusunu alamayan bebeğimiz yemeğini güzel yemez. Daha böyle acıtı olur. Sürekli uyku agitasyonu dediğimiz böyle sürekli bir huzursuzluk yaşar. Onun için rutin aslında bir bütün halindedir. Bunu biz bebeğimize rutinin devamlılığı, kararlılığı da, yani rutini oluşturmak kadar devamlılığı da çok önemli. Onun için kararlı olmak lazım. Bir de bebekler rutini severler zaten. Yani onlara aslında her şeyi biz öğretiyoruz değil mi? Yani böyle hani onlar hiçbir şey bilmiyor. Hani yeni bir yere gittiniz, yeni bir işe gittiniz ya da yeni bir şey öğrenmek için bir kursa gittiniz hiçbir şey bilmiyorsunuz ama onu tekrar tekrar yapıyoruz, tekrar tekrar yapıyoruz ve onu çok güzel öğreniyoruz değil mi? Onun için bebeklerimiz için de aynı şey aslında. Onun için rutinin tutarlılığı da çok önemli. İlk ay
Şimdi ilk 6 ay zaten en fazla 90 dakika ayakta kalabilir. Çabuk yorulur. 6 aydan sonra da 6-12 ay arasında 2-2,5 saat kadar ayakta kalır. Hemen yorulur. Tabii ayına göre bebeklerin uyku aralıkları değişir. Ama yeni doğan dönemi dediğimiz ilk dönemde hiçbir rutin yoktur. Zaten tek ihtiyacı beslenme ve uykudur. Onun için olabildiğince her istediğinde zaten emziriyoruz. Her istediğinde besliyoruz. Yeni doğan dönemi dediğimiz ilk bir ay zaten uyuduğu zaman gündüz 2 saatte bir, gece 3 saatte bir uyandırıyoruz. Ve sık olabildiğince emziriyoruz. Bazen anne sütünün yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor ya da ara ara yetmediği durumlar olabiliyor. O zaman da biliyorsunuz bağışıklık hücrelerinin %70'i bağırsaklarımızda olduğu için ve sindirim işte bebeklerde sindirim de çok önemli. Gaz oluşmaması, o da uykuyu, beslenmeyi etkiliyor. Onun için özellikle prebiyotik içerikli devam sütleri diyoruz. Zaten bunların da kararını doktorunuz veriyor. Onun için ilk 6 ay çok böyle uykuyu da bilmezler. Zaten o gece gündüz ayrımını onları da bilmezler ilk ay. Onun için belli bir rutinimiz yoktur. Her istediğinde emziriyoruz. Karnın doyduğunu zaten çişlerinden, kakasından anlıyoruz. Genelde böyle keyfinden alıyor. Zaten uyumadığı, emmediği zamanlarda genelde uyuyor. İşte 15 günden sonra bir gaz problemleri başlıyor. Gün içine hafif ıkınmaları başlıyor. Hafif kusmalar başlayabiliyor. Akşamüstü bir de 6, 9, 11 saatlerinde gaz başlayabiliyor. Ama o da artık gaz masajlarıyla, gaz çıkarma, beslenmeyi düzenlemeyle genelde ikinci, üçüncü haftada başlıyor. Beşinci, altıncı haftaya kadar en yüksek seviyeye ulaşıyor. Ondan sonra yavaş yavaş azalıyor ve bitiyor. İlk 3 ay zaten benim de dünyaya alışma dönemidir aslında. Onlar için de dördüncü trimester bebekler içindir. Onun için bir aydan sonra artık dış dünyanın farkına yavaş yavaş varmaya başlarlar. Gece gündüz ayrımını biraz anlamaya başlarlar. Ama beşinci, altıncı haftadan sonra tabii ki bir aydan sonra da şöyle bir aydan sonra bebeğimizin beslenmesi de yine her istediğinde emziriyoruz. Her istediğinde eğer devam sütü veriyorsak ihtiyacı olduğunda veriyoruz. Zaten bebekler şöyle ki hani bazen çok sık emmek ister, bazen böyle aralığını bir aydan sonra böyle biraz aralıklı mesela bir banyo yaptırsın 4 saatte uyuyabilir. Zaten ilk 15 gün, 20 gün, ilk bir ay bizim için çok önemli. Bütün aylar önemli ama o dönemde işte sarılık olmasın diye işte kilo alımı doğum sonrası kilo veriyor, tekrar kilosunu alsın diye. Onlar da hani bir de sizin ve bebeğinizin birbirinize alışma dönemi açısından önemli. Ondan sonra zaten bir şekilde bir aydan sonra işler daha çok yoluna girmiş oluyor. Burada gündüz yine her istediğinde zaten besliyoruz. Sık sık zaten istiyorlar genelde. Ama biraz uyanık olduğu saatler daha çok artıyor. Daha çok böyle etrafa bakmaya başlıyorlar. Çevreyi incelemeye başlıyorlar. Böyle özellikle yukarı yukarı ışıklara bakmaya başlıyorlar. Artık uyaranları almaya başlıyorlar. Ve artık gece gündüzü 5. 6. haftadan sonra genelde biliyorlar. Akşamüstü onda nasıl anlıyoruz? İşte gündüz uyaranlara maruz kaldıkları için ne oluyor? Akşamüstü böyle bir uyku ajitasyonu dediğimiz böyle bazen gözüne ya da kulağına elini götürüp böyle şuralara girmeye çalışıp uykuya direnin. Eğer çok gündüz de iyi uyumamışsa uykuya direnin. Ondan sonra biz artık 1,5 aydan sonra artık rutinlere başlıyoruz. Genelde 1,5-2 ayda çok sık emmek isteyebilir bebeğiniz. Sürekli emmek isteyebilir ya da memede çok çok uzun kalmak isteyebilir. Hem bu bebekte bazen hazımsızlık yapabilir, hem sizi çok yorabilir, hem beslenmenizi etkileyebilir, sıvı almanızı etkileyebilir. Bebeğiniz genelde böyle 1-2 ayda yapıyor dediğim gibi. 3 aydan sonra biraz emmeler aralıklar açılıyor, süresi kısalıyor ama burada da şey yapabilirsiniz. Yine her istediğinde verebilirsiniz tabii ama bu sizi çok yoruyorsa, işte bütün gün memede kalmak istiyorsa, sürekli memeden ayırdığında ağlıyor ve tekrar emmek istiyorsa, bu sefer ne acıkıyor ne doyuyor, bir kısır döngüye dönüyor, kalıntısı oluyor, sonrasında kusma olabiliyor. Burada biraz aralıkları yavaş yavaş aslında bir aydan sonra aralıklarını yavaş yavaş açmak lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte her son hani artık 15 günden sonra olgun süte döndüğü için her zaman son verdiğine ya da 2 saat içinde her istediğinde son memeden o son yağlı doyurucu, kilo aldırıcı, uyutucu sütü alsın diye o şekilde verebilirsiniz.
Ondan sonra yani çok böyle süt çekebilirsiniz. Kombine arada bir kompa yapıp özellikle bu fiilin beslenme sondalarının bir yerde. Onunla böyle emzirirken hem oraya bir biberonu koyarsınız ama buradan verirsiniz. Onu araya koyarsınız. Oradan besleyebilirsiniz. Pardon. Ay pardon. Bir de hapşırma şey başladı galiba bu. Anlayamadım neydi. Hani bir şekilde yavaş yavaş işte azıcık bir aydan sonra zaten birazcık oyalayabiliriz. Şimdi ileriki aylara da geleceğim. Hızlı hızlı anlatayım. Biraz oyalayabiliriz. Böyle kucağımızda da böyle yaparız. Kızarlar böyle etrafı seyretmek isterler. Biraz odaları dolaştırabiliriz. Biraz oyuncak gösterebiliriz. Biraz böyle şarkı söyleyebiliriz. Dans edebiliriz. Böyle beslenme aralarına günlük 10 dakika, 15 dakika böyle 5 dakika gibi yavaş yavaş açabiliriz aslında. Böylelikle hem siz çok fazla yorulmamış olursunuz hem bebeğiniz çok böyle sürekli memede kalıp işte hani 1-1,5 ayda 120-150 cc alıyorsa bir geliyor 40 cc içiyor, bir geliyor 50 cc içiyor, bir dahaki öğün geliyor. Dediğim gibi bütün gün emzirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki emzirebilirsiniz ama öylelikle hani şey siz de dinlenmiş oluyorsunuz. Memede uyur bebeği, memeyi bırakınca uyanıyor. Evet, memede uyup memeye bırakınca bu zaten şöyle eğer memeyi sürekli yani memeyi mesela ağlıyor, açlık belirtileri gösteriyor, aranıyor. Memeye geliyor, bir çekiyor uyuyorsa aslında bu yani biz aslında her ağladığında her bir şey istediğinde hemen memeye tutturmaya çalışıyoruz. Yani onu aç zannediyoruz. Aç olmayabilir. Başka bir ihtiyacı olabilir. Belki onu işte bir altını şöyle açarsınız. Bir böyle bir, belki bir o an bir kanması geldi. Çünkü ilk 3 ay zaten hem emmek hem yemek için geliyorlar. Kendini rahatlatmak için geliyor. Yani her şeyi içmeye geliyorlar. Zaten hemen gelip uyuyorsa, o iki çekip uyuyorsa o başka bir ihtiyacı vardır. Onun içinde şey bazen ama ağlarken bile tutabiliyor. Her bebeğe göre değişiyor. Bazı bebek gaz sancısı varken ağlarken tutmayabilir ama mesela bir şeyi var ağlıyor hemen bebeğe veriyorsun. Bir çekiyor orada uyumak istiyor. Orada da uyumak isteyebilir aslında onun şeyi. Ama bu sefer işte dediğim gibi ne acıkıyor ne doyuyor. Bu sefer başka ya da başka bir ihtiyaçtan bu sefer sürekli memeye veriyorsunuz. Onun için ya da hep aç olduğunu düşünüyorsunuz. Mutlaka başka bir sıcak olabilir. Yani sıcak bebekler hiç sıcağı sevmezler. Özellikle hava soğuyunca biz bebeklere çok giydiriyoruz. Bir de sıcakla su kaybederler, ısıyla su kaybederler. Onun için biraz hani evin ısısı 22-24 ise çok derece fazla girmemek gerekiyor. Ondan da huzursuz olmuş olabilir. Ya da çok genel için gaz hızımsızlık, gaz problemi olmuş olabilir. Onun için önce bir şey yapmak lazım. O durumda memeye değil, mesela elinizi ağzına koyabilirsiniz. Onun eline ağzına biraz koyabilirsiniz. Hani biraz emmek rahatlatıyorsa onu. O şekilde yapabilirsiniz. Hani öylelikle bir aydan sonra yavaş yavaş arayı açmak lazım. Birinci aydan sonra eğer bebeğimiz kilo kontrole gittiniz, güzel kilo aldı. Her şeyi ileriki aylara hemen geleceğim. Şey özellikle uyku konusunda biliyorum çok sıkıntılarınız var. Hemen hızlıca şu şeye geçeyim. Birinci aydan sonra bebeğinizin gittiniz. Kilosu çok güzel. Çok güzel doğum kilosunun üzerine 400-600 gram almış. Keyfi yerinde. Kakalarını yapıyor. Çişler ağır ağır oldu. Artık şey yapmanıza gerek yok. Gece bırakın. Biraz bebeğiniz kendisi. Gündüz ritmine de aslında. Hani çok sık emiyor. Çok uzun uzun memede kalmak istiyorsa onun aralıklarını biraz açabilirsiniz ama bir baktınız arda arda 2 saatte 2 saatte evde orada 4-5 saat uyuduysa bırakabilirsiniz. Gece artık saat kurmayın. Dönün arkanızı yatın. Ne zaman birinci aydan sonra gelişmeyi, kilo aldı, çişlerini gündüz güzel yapıyor, gündüz memeyi güzel emiyor. Gece artık bırakın. 2 saatte de uyanabilir, 4 saatte de uyanabilir, bazen 6-7 saat uyuyabilir. Orada hiç uyandırmanıza gerek yok. Ama sabahki gece çişi azalıyorsa, rengi koyulaşıyorsa, sararıyorsa, artı işte sabah giydirir sarıysa o zaman gece 3 saatte bir ilk 3 ay mutlaka uyandırın diyoruz. Ama bunların hiçbiri olmuyorsa gece dokunmanıza gerek yok. Bazen dediğim gibi sık uyanır, bazen uzun uzun. Ama burada da şunu yapmayın işte 3-4 gecedir de 3-4 saatte bir uyanıyor. Bu gece 2 saatte daha hani ona tam alışmamış olabilir. Onun için henüz tam bir rutini oluşmamıştır. Rutini oluşturmak için 5-6 haftadan sonra artık beslenme saatlerini bir aydan sonra 1-1,5 aydan o arada gaz sancısı çok olabilir. O geçtikten
biraz azalmaya başladıktan sonra artık beslenme aralarını yavaş yavaş açıp uyanık olduğu saatlerde işte masaj yapabilirsiniz, şöyle çapraz hareketler yapabilirsiniz, artı onunla dans edebilirsiniz, müzik dinletebilirsiniz. Zaten bir aydan sonra böyle gözünüzün içine bakar, konuşunca sizi böyle dinler, şuralarına dokunca hafif sesler çıkarır, ahular, gugular, tükürükler başlar böyle. Dilini döndüremediği için tabii tükürük bezleri de gelişmeye başlar, ses çıkarmaya başladığı için. Dilini döndüremediği için buradan böyle baloncuklar tükürükle ondan sonra kendini rahatlatmayı böyle memede yapmaya çalışan bebeğiniz elini emmeye başlar. Bu elini emmek de her zaman açlık anlamına gelmiyor. O tükürükler, salyalar da her zaman dişi anlamına gelmiyor. Çünkü bir aydan, 1,5 aydan sonra tükürükler, salyalar başlıyor. Onun nedeni de bu. Çünkü artık kendini rahatlatmayı bu şekilde yapıyor. Ondan sonra artık akşam 7-8'den sonra artık gün içinde de uyaranlara maruz kaldığı için özellikle ben 5. 6. haftadan sonra uyku rutinini mutlaka başlatırım. Ve inanılmaz 5-6 günde inanılmaz bir haftada böyle inanılmaz saatler yerine oturur. Akşam 7-8 gibi banyo diyoruz. En azından banyo yaptırmasanız bile bir soyup böyle hani artık aktif ortamdan götürmek lazım uyku odasına. Işığı mutlaka çok loş yapmak lazım. Böyle yukarıdan ışık olunca seyrediyorlar. Böyle daha çok bakıyorlar. Daha çok alttan bir loş ışık yapmak lazım. Mesela banyo en azından bir böyle rutini oluşana kadar her gün yaparsanız suya bir batırıp çıkarmak bile bir pay sabun şampuanla yapmanıza gerek yok. Ya da soyup giydirirsiniz. Böyle ılık bir su yanına alırsınız. Yüzünü gözünü buralarını şöyle bir silersiniz. Banyo algısı da verebilirsiniz. Ondan sonra zaten ilk 3 ay biliyorsunuz destekleri veriyoruz. Destekleri 3. aydan sonra kesmeye başlıyoruz. Orada emzirebilirsiniz, uyutabilirsiniz. Sensörlü gece lambası alabilir tabii ki olur güzel ama çok böyle şey ışık vermesin böyle çok loş ışık çok hem biliyorsunuz melatonin hormonu özellikle gece 11-3 arası çok yoğun salgılanıyor bağışıklık için de çok iyi ama azıcık bir ışıktan bile etkileniyor olabildiğince hani böyle sivri karanlık değil de böyle çok minik bir led alttan koyabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hem melatonin hormonunu yazsın hem de uykunun devamlılığını sağlasın. Hem de siz de zaten o aylarda beraber yattığınız için sizin için de bizler için de melatonin hormonu çok önemli. Tabii bebeğimiz için kat kat fazla önemli. Onun için çok fazla böyle ışık olmasın. Keşke kapkaranlık olsun. Kapkaranlık olsun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Biliyorsunuz bebekler rüya görmez. Bebekler kabus görmez. 2-3 yaşından sonra rüya görmeye başlarlar. Korkuları o dönemde biraz başlar. Ama ondan önce öyle bir şey yok. Ama şunu yaparlar. Mesela gece kahkaha atarlar. Mesela kalkarlar otururlar ayağa. Kalkarlar ya da işte böyle ağır hareketler yaparlar. İşte birden bağırırlar şey yaparlar. Bu aslında gündüz yaptıkları şeyleri gece tekrarlarlar yerine oturtana kadar. O gözü kapalı yapar ya da ayaklarını pal 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 şöyle özellikle 5-6 aydan sonra ayaklarını keşfederler ya 4 aydan sonra bedenin altı. Ayaklarını pat patururlar, ayaklarını tutarlar ağzına geçer. Aslında bu uykuda yaparlar. Aslında o uyuyordur. Onun için bu hareketler biz onu uyandı hemen almayalım. Hiç dokunmayalım. Onları tekrarlıyor ya da korkmayın. Ay işte kötü ilk 3 ayda sıçrar vuruyorsunuz mora refleksi. Bu korkuyla hiç alakası yok. Bu kendini koruma refleksi, sıçrama refleksi. Onun için 4 ay böyle de kundak yaparsanız süper olur. İlk 4 ay. Ne 4 ay? Çünkü 4 aydan sonra dönmeye başlarlarsa tehlikeli olur. Bir de 4 aydan sonra yüzüstü de rahatlıkla güvenli bir yatakta. İşte gergin çarşaf, sert şey. Yatırabilirsiniz yüzüstü. Onun için kundakta bu 3-4 oturucu oluyor. Yarım kundak dediğimiz sadece işte kollarını sıçrama. Hatta ben genelde şey yaparım. Daha önceki eğitimlerde de hep söylüyorum. Hani kat kat sarmak böyle çıkarmaya çalışıyorlar, şey yapıyorlar. O biraz şey gelir bana. Bir de sıcak. Hani sıcak sevmediğim için. Bebekleri de sevmediğini bildiğim için. İşte örtüyü katlıyorsun. 2 kat buraya. Zaten 2 kat katlıyorsun. 4 kat, 6 kat. Yani kat kat oluyor. Hemen bebeğin şöyle bir termarlı biraz bol bir tulum giydirip zaten olay şuradan sıçramaması. O kendini uyandırıyor. Ama 1,5 aydan sonra da elini de emmek istiyorlar. Hem uykuya tekrar uykuya dalmaları biliyorsunuz onların uyku döngüleri 50 dakikada bir. Bizim daha uzundur. Önce kollarını böyle içine koyarım. İlk günler tabii göbek kordonu düştükten sonra oradan hani göbek şuradan da bir bağlarım. Şöyle. Bunu da içine koyarım.
fermuar çekerim ama azıcık bir yer bırakırım buradan. Bu çok etkili. Ben hep öyle yaptım bebeklerde. Hiç kat kat ne giydirmeye gerek oldu ne de hani kat kat kumdan sarmaya, hem de kollarını şeylerini çıkarmaya çalışmıyorlar oradan buradan. Çok da mutlu oluyorlar. Çünkü o sıçramadıkları için şöyle mesela fermuarda kapatırım. Şuradan minicik bir yer açık bırakırım. İsterse elini şuradan çıkarır, emer. Emer böyle orada kendini rahatlatıyor ya. Hani şu şekilde, ama bunlar da güvenli olsun. Böyle ağzına falan alamayacağı şekilde. Şöyle kolları içeride, istediği gibi içeride hareket etsin. Hem böyle sıkılmıyor, böyle sarıyorsunuz sıkılmıyor. Hem de böyle bir fermuar çekiyorsun. İşte fermuarda kundaklar var ya, onlar da daha mutlu oluyorlar. İşte kollarını böyle yap. Ya da bir tane büyük tulumunun kes kollarını dik oradan alsana fermuarlık kundak. Çok da pratik kullanabilirsin. Zaten alt tarafı yapmıyoruz. Onu da ayaklar da böyle çok şey yapmasın. Ayakları, bacakları şu kırın. Çünkü böyle dururlar ya ayakları. Sıra sıra da bir havlu katlar koyarım. Şöyle popuşkasın. Hem de kaymasın diye. Biraz ipuçları eğimli yatırdığımız için. Şöyle keyifli keyifli yatarlar. Hani ondan sonra da 4 aydan sonra yüzüstü yatırabilirsiniz. Zaten gündüz uyanık olduğu saatlerde yüzüstü aktiviteler çok önemli. Omurga gelişimi için, boyun sinirleri gelişimi için. Bazı anneler işte bebeğim yüzüstü sevmiyor. Hem uykuyu alıştırmak için. Böyle 1-1,5 aydan sonra şöyle bacağınızda tutup böyle yüzüstü şeyler yapabilirsiniz. Bir emzirme yastığının üstüne koyabilirsiniz. Bir yastığın üstüne koyabilirsiniz. Siz karşısına geçip bir şeyler gösterirsiniz. Hani şuradan gösterirsiniz. Hani olabildiğince yüz üstüne alıştırmak lazım ki biliyorsunuz omurga gelişimi C omurga vardır, S omurga. İşte emekleyip ayağa kalkana kadar hem onlarda şu boyun yoktur, bu boyun kıkırdağının gelişmesi açısından neyse konudan konuya atlamayayım ama şey olarak da sonuçta bu da bir aktivite. Yüzüstü bir aydan sonra başlayabilirsiniz. Ama uyutmaya 4. aydan sonra. Uyanık olduğu saatlerde bir aydan sonra yüzüstü aktiviteler yaptırırsanız yani hem emeklemesi oluyor, omurga gelişimi çok çok daha iyi oluyor. Artı yüzüstü sonra uyumak çok rahat oluyor. Kendileri hani daha rahat uyuyorlar. Onun için 1-1,5 aydan sonra yüzüstü aktiviteler artık yaptırmaya başlayabilirsiniz. Çünkü sonra ileriki aylarda 3-4 aydan sonra yüzüstü mesela bir oyun halısına koyduğunda durmuyor, şey yapmıyor. Yatar hani burada şey yaparken durmak istemiyor. Onun için bu ilk aylarda alıştırırsanız çok çok iyi olur. Uyku saatlerini işte biz 5. 6. haftadan sonra işte banyo yaptırıyoruz, odasına götürüyoruz. Bir tane zaten ilk 3-4 ay hatta ilerisi için de sürekli yapabilirsiniz. Zaten beyaz gürültü biliyorsunuz ilk 3 ay anne karnında zaten orada zannediyor kendini. Oradaki sesler işte su sesi, fön makinesi sesi, işte bağırsak sesleri, içerideki gurur gurur sesler aslında o sesler. Sesleri bebeğimizi hem dış sesleri keser hem de bebeğimizi rahat uyutan seslerdir. Beyaz gürültü kullanabilirsiniz. Ya da bir tane uyku müziği seçin kendinize. Böyle ninni, böyle şey sözsüz olsun. Böyle ilk adımlarım YouTube kanalı çok güzel reklam uzun uzun böyle ninniler var. Mesela odaya gittiğinizde onu açtığınızda aynı rutinle yapın. Mesela bebeğiniz anlar anlamaz demeyin. Mesela hadi mesela daha yeni rutinlere başlıyorsunuz. 5-6 haftalık. Hani şimdi banyomuzu yapıyoruz. Banyo da bir aktivitedir aslında. Orada güzel böyle karnına masajlar yapabilirsiniz banyoda. Şöyle alıp yüzdürebilirsiniz. Hem rahatlar, dolaşımınızdan da rahatlatır. Banyo sonrası masajı izin vermiyorsa banyodan önce bir masaj yaparsınız. İlla çıplak olması gerekmiyor. Böyle üstten de hem bebeklerde büyüme ağrıları olur biliyorsunuz. Kollar, bacak belinde. Onun için böyle hem rahatlatmak için şöyle kucağınızda masajlar yaparsınız. İlla dediğim gibi soyunup hoşlanmıyorsa giyinip de yapabilirsiniz. İlla baştan sona masaj yapacaksınız diye yok. Parça parça bacaklarına yaparsınız, kollarına yaparsınız, gövdesine yaparsınız, karnına yaparsınız, işte yüzüne yaparsınız, yanaklarına. Hani masajı sonra bir banyo ya da banyodan sonra izin veriyorsa banyodan sonra masaj. Ondan sonra işte müziği gidip açın, perdeyi kapatın, müziği açın. İnanın bu sıralamayı bile hep aynı şekilde yaparsanız daha ileriki aylarda hemen girdiğinde perdeyi işaret eder. İşte müziği mesela işaret eder, şey yapar böyle hepsini bilir. Daha işte mutlaka değiştirin üstünü. Mutlaka işte kundak yapacaksınız 2-4 ay. Ondan sonra uyku tulumu hem çünkü başlayınca da
Örtüler tehlikeli olabiliyor, örtüye dolanabilir ya da alıyorlar her şeyi oral dönem olduğu için ağzına götürüyor için uyku bulumu çok daha iyi. Hani bir tane yazın ince müslinlerden var biliyorsunuz, kışın daha kalın işte böyle toplu şeyler var. Hani uyku tulumu çok çok iyi olur. Hem de o ayaklarını pat 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 4-5-6 aydan sonra o çok böyle kaldırır kaldırır pat vururlar. Hem onu uyku tulumunda çok yapamaz. Hani bu onu uyandırmaz ama sizi uyandırır. Onun için bu şekilde yaparsanız çok çok iyi olur. Gece zaten ilk böyle şey yaptığımızda hani akşam güzel banyodur, banyo öncesi ya da sonrası masajları, ondan sonra loş bir ortam. Orada besledin, karnını doyurdun, gazını güzel çıkardın. Kundak hani normal yapıyorsun uyanırsa orada tekrar alıp aynı göğüsler biraz daha verirsiniz. Kaldırın şöyle. Hafif siz böyle sallarsınız, sallanırsınız. Gazını da o şekilde. Sonra başına 3-4 ay eğimli yatırıyoruz. Ondan sonra şey yaptığınızda zaten uzun süre inanın orada bir blok uyku 12-1'e kadar yapar. Ondan sonra böyle gözü kapalı zaten şey yapar. Ondan sonra hemen alır emzirirsiniz. Tekrar koyarsınız. Yani ondan sonra zaten bakarsınız hep aynı şeyleri yapınca o saatler böyle şey gibi olur. Belli saatlerde bebeğiniz kalkar. Dediğim gibi birinci aydan sonra gelişmeyi ise 3 aya kadar zaten dokunmuyoruz. Sürekli böyle yatmaz bebekler. Çünkü bebeklerin en geniş yeri, en kocaman ve ağır yeri kafadır. Boyunları da kısa olduğu için şöyle çok her zaman yatamazlar. Zaten ya böyle döner ya böyle. Eğer böyle yatıyorsa siz kafasını şöyle çevirin. Bu şekilde çevirin. Çok gazı olan hani şeyde diyoruz bebekler hep sırt üstü ama şunu da söylüyoruz zaten omurga gelişimi için hani iki omuzun üzerine orada sıçrama refleksi hani de uyanıyorsa yarım kundak yapıyoruz ama çok kusan bir bebeğiniz varsa besledikten sonra mide ağzı sağ açıldığı için besledikten sonra ilk yarım saat sol tarafına hani mide ağzı buraya açılıyor hemen kusmasın diye sol tarafına yatırırsınız ya da gece çok korkuyorsanız o şekilde yatırabilirsiniz. Çok gazı olan ya da gazını iyi çıkaramadınız, çıkmadı biliyorsunuz rahatsız olacak. O zaman mide ağzı sağa açıldığı için biraz sağına doğru yatırırsınız. Hem gazını da rahatlıkla o şekilde çıkarır. Ama onun dışında sırt üstü. Sadece 1,5-2-3 aydan sonra o yerde oyun halıları ya da ana kucağına koyduğunuzda hep yukarıları seyrettiğinizde, oyunları seyrettiğinde o zaman buraya çok baskı olursa düzleşme oluyor. O zaman da orada bir düz kafa yastığı koyabilirsiniz. Şu yuvarlak küçük olan ama uyanık olduğu saatlerde. Gündüz uykularında hani daha gözünüzün olduğu ya önde olduğu zamanlar onlardan koyabilirsiniz. Ama şey olmuyor yani o şekilde ilk aylarda yattığında kesinlikle kafası düzleşmiyor. Üçüncü aydan sonra zaten gündüz de tabii ki bebeğimizin mutlaka uyku ortamı çok önemli. Yani çünkü gündüz uykuları her zaman diyoruz gece uykusunun mayasıdır. Bebeğimiz gündüz iyi uyumazsa çünkü neden? O uyaranları alıyor ya onları yerleştirecek değil mi? Beyin, kocaman kafa, küçücük beyni var. Yeni yeni taptaze hücreler oluşturuyor, yeni şeyler öğreniyor. Tekrar tekrar gördükçe onları yerleştiriyor ama uykuda yerleştiriyor. Şimdi oraya bakıyor, onu uzun uzun inceliyor, bir oyuncağı gösteriyorsunuz, onunla konuşuyorsun, şey yapıyorsunuz, onları uykuda yerleştiriyor. Şimdi gündüz iyi uyku yapmazsa akşam zaten hepsi birden geldi gibi düşünün. Hepsi birden duruyor. Nereye, nereye, neyi, nereye yerleşecek? Büyük bir yorgunluk. Çok uykusu var ama uykuya direnir. Ağlar, ağlar, ağlar ve yorgun bir şekilde ve gece çok huzursuz bir bebek olur. Gece huzursuz geçirir. Onun için gündüz uykusu gerçekten çok önemli. Onun için mutlaka yine uyku ortamı da olabildiğince karanlık ve loş olması lazım. Mutlaka perdeyi çekmek lazım. Hani baştan olursa biraz böyle karartıcı bir perde olursa çok iyi olur. Müzik mutlaka açmak lazım. İşte beyaz gürültüdür, ninidir mutlaka açmak lazım. Hem de gündüz daha çok dış sesler oluyor. Onları keser. Böylelikle hem uyku o melatonin hormonu daha uzun yok. 20 dakika sonra, 15 dakika sonra uyanır. Çünkü melatonin hormonu salgılanmaz. Onun için bu şekilde gündüz mesela götürdünüz aynı şekilde ışığımız perdeyi kapattık müziği açtık ya da beyaz gürültü açtık orada besledin şey yaptın hemen öğleden önce uykusu öğleden sonra 9'dan sonra gelen ilk uyku diyoruz 2'den sonra gelen ilk uyku bir de akşamüstü bir şekerlemesi oluyor ama arada kısa kısa böyle ana kucağında ana kucağında uykuları oluyor ama biz birkaç uykuyu özellikle bu öğleden önce öğleden sonra ve akşamüstü uykusunu odasına götürelim ki oraya gittiğinde bile uyuyacağını anlasın uyku yapacağını onun için mesela 9'dan sonra ilk uyku diyoruz 7-7.30 uyandı zaten
şekilde dedik kaldı en fazla 90 dakika ayakta kalır. Ondan sonra götürürsün zaten yavaş yavaş sinyaller de vermeye başlar. Orada yine aynı şekilde mutlaka kundak yapıyoruz ya da işte şey yaptıysanız besledik, kundağını yaptık. Uyandıysa azıcık daha beslersiniz. Ondan sonra aynı müziğini loş orada ya da uyandı hemen aktif ortama getirirsiniz. Yine arada minik uykular yapabilir. Öğleden sonra yine aynı şekilde 2'den sonra gelen ilk uykusunu. Bir de akşamüstü bir şekerleme, evet yayınımız kaydoluyor. Akşamüstü bir şekerleme uykusu bu 8-9 aya kadar kurtarıcı bir uykudur. Çünkü gündüz uykularını iyi yapmazsa 4.30-5'ten sonra çok çılgın bir uyku gelir. Ve burada bırakırsan 6-7'ye kadar uyur. Gündüz uyutmaya çalışırsın, uyumaz. O saatlerde uyumak ister. Çünkü gündüz iyi uyumamıştır. Bu da bazen bizim işimize geliyor. İşte akşam yemeği hazırlamaktır, şudur budur. Ama orada en fazla 45 dakika diyoruz. Şekerleme. Bu uyku neden önemli? Çünkü günün yorgunluğunu alıyor. İşte gece yorgun uykuya geçmesini engelliyor. Yani uykuya direniyor, gece sürekli dönüyor, sürekli böyle uykuda bağırdı, onu engelliyor. Ama onu daha böyle dışarıda yapabilirsiniz, kucakta da yapabilirsiniz. İlk 3 ay için diyorum, sonra alışkanlık olmasın. Hani böyle şeyde de yapabilirsiniz. İlla uyku ortamında olması gerekmiyor. Zaten burada eğer 45 dakikayı geçerse uyandırıyoruz. Yani bebeklerde şu da çok yanlış. Bizim bildiğimiz yanlışlardan, işte söylenen yanlışlardan. Aman sese alışsın, canım işte en ufak bir çıtta uyanır. Bu çok yanlış. Çünkü aktif uyku yapmıyor gündüz. Bu sefer gece sizi etkiliyor. Çünkü gündüz uykularında mutlaka belli saatlerde uyku ortamında ve sessiz ve loş ortamda yapması lazım. Bir de aman uyuyan çocuk uyandırılma uyusun. Yani öğleden önce uykusunda 1,5 saat uyuması gerekiyorsa 3 saat uyursa öğleden sonra uykusunu uyumaz. Bu sefer öğleden sonra uykusunu çok uzatırsa mesela akşamüstü şekerlesini yapmaz. Öğleden sonra uykusunu uyumazsa akşamüstü çok uyumak istemez. Yani onun içinde çok şey bir uyku bir şeyi birinden çalıyor aslında. Onun için mutlaka bebeğin aslında ayına göre uyku aralıklarını öğrenmek lazım. Bu da birçok yerde nerede şey yapsın. Zaten ilkadımlarım.com'da da var. Uyku aralıklarını öğrendiğinizde bu sefer ne oluyor? Ona göre uyandırmak lazım ki öğleden önce uyusun, akşam şeker dizmesini güzel yapsın. Tabii o kadar kısa uyursa uykusu geldiğinde çok huzursuz olur ya da bütün gün huzursuz olur. Ne güzel bir aktivite yapabilirsiniz. Her beslenmede 2 çeker uyur. Hemen memede hemen mayışır. Orada kaldırdığında kızar tekrar orada uyumak ister. Neden? Onun için mutlaka uyku saatleri. Şimdi birçok anne diyor ki gündüz uykusu çok kısa. Tamam götürüyorum, uyutuyorum. 20 dakika, 15 dakika sonra uyanıyor. Ama uyanıyor tamam ama pat diye alıp getirmeyin. Biraz baktık ki 20 dakikada böyle şeydir zaten döngüsü odur. Siz gidin 15. dakikada yanına gidin. Elinizi şöyle koyun sırtına, elinizi üstüne koyun. Biraz uzatmaya çalışın. Bugün 10 dakika uzatırsın, yarın 5 dakika. Baktın kalkmak istiyor, direniyor. Al oradan. Konuşma, onunla iletişim kurma. Uyku ortamında kal. Yine o ortamda biraz daha duyulacağını hemen aktif ortama da götürmek. Zaten gözünün içine bakma, güler miler dayanamazsın. Onun için orada ne kadar daha biraz tutarsan orada uyunması gerektiğini yani orada biraz daha durmasını gerektiğini yavaş yavaş anlayacaktır ve uykusu uzayacaktır. Onun için onu da hemen yapmamak lazım. Hemen kalktı ses duydun. Hemen gidip yataktan almamak lazım. Hatta dediğim gibi ben genelde öyle eğer çabuk uyana gider mi 15 dakikada. Böyle sırtını alışkanlık yapmaz. Böyle dokunursun, sırtını hafif kasın. O uzatır. Orada 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika dediğim gibi uzatıp ona zaten aynı şeyi tekrar tekrar yaparsan şimdi şu bebeklerde şu avantaj var. Aslında en dirençli bebek eğer fiziksel bir rahatsızlığı yoksa tabii ki burun tıkanıklığı yoksa, reflüsü yoksa, gaz problemi yoksa, alerjisi yoksa, idrar yolu enfeksiyonu, işte demir eksikliği herhangi bir şey yoksa tabii ki hani bunlar varsa bunların hemen halleri bunlar da rutinleri bozar hepsi. Hemen halledilmesi hem uykuyu bozar, beslenmeyi bozar, hem bağışıklığı biliyorsunuz bağışıklık için de iyi değil. Onun için bunların halledilmesi yoksa normalde zaten bebeklerde çok kolaydır. Yani en dirençli bebek bile onlarda çünkü alışkanlıklar bizim gibi uzun sürede bizim en az 21 gündür değişmesi. Hani şey alışkanlar hani temelde bir şeyimiz vardır ama hani bir diyete girersin vücudun uyum sağlaması 21 günde. Onlarda her şeyi 5-6 günde, 7 günde maksimum.
Bir şey ters gidiyorsa onu ama tekrar tekrar işte tekrar tekrar onları o sinapların oluşması için, bağlanması için, onları yerleştirmesi için, öğrenmesi için tekrar tekrar. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar yapacağız. O saatte götürdük, o saatte götüreceğiz. Orada dediğim gibi bugün gittin 15. dakika biraz uzattın, yarın da gideceksin. Ertesi güne yani en fazla 5 gün inanırsın. Ondan sonra %80 uyum sağlar zaten. Uyku saatine odaya gittim uyumuyor diyorsa siz gidin o odada onu tutun. Gerekirse siz kalın, yanında kalın. O ortamda konuşmayın, iletişim kurmayın. Olabildiğince şey yapın. Orada zaten bunu tekrar tekrar yaptıkça siz kararlı oldukça, bütün en önemli şey kararlılığı ve tekrarlılığıdır zaten. Göreceksiniz bebeğimiz de çok çabuk öğrenecek ve ona uyum sağlayacak. Çünkü o bir şey bilmiyor. Yani bugün onu yap, bugün onu yap, bugün onu yap. Hangisini öğrenecek, hangisini yerleşecek onu bilemez. Onun için bu da çok 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 önemli. Zaten 3 aydan sonra artık dünyaya gelir. Hani onda dünyayı hani 4. trimesteri tamamlar. Artık dikkati daha çok dağılmaya başlar. Sebep sonuç ilişkisi en ufak bir şeyde şey yapar böyle sesle döner bakar artık daha çok gülücükler daha çok sesli şeyler. Artık vücudunun buradan aşağısı ilk 3 ay genelde buradan yukarısı kuvvetlidir. Artık belden yukarısı elleri kolları artık böyle bir şey tutmaya başlar çeker elinle elini tutar daha çok elini ağzına götürer emerken bile memeyle şeyin arasına elini ağzının arasına elini koymaya çalışır. Ama emme süresi çok kısalır. Çünkü emmede de ustalaşmıştır. Hemen bazen 3-5 dakika maksimum 10 dakika emer zaten. Demin bir anne yazmıştı 5 dakika emiyor. Yani 3 dakika 1 dakikada bile doyabilir bebeğimiz. Ama tabii bunu şöyle anlıyoruz. Bebeğimiz bu rok çekti hemen çıkardı bıraktı. Zaten zorlarsa ya da işte hemen dikkati dağılıyor. Birisi konuştu böyle uzanır memeyle memeyi bırakır. Ya da şurada dikkatini çekecek bir şey var. Öyle bir yerde bırakıyor ve hemen yarım saat sonra istiyorsa huzursuzsa o zaman biraz hani sakin bir yerde emzirmemiz gerekiyor. O tekrar aynı göğüsü vermemiz gerekiyor. Hani demek ki doymamış ama 1 dakika emiyor keyfi yerinde. Gündüz böyle 24 saatte 5-6 dolu şiş yapıyor. Bazen kaka her gün yapmazlar. Dolu dolu yapıyor. Zaten demek ki 1 dakika emiyor ama uyuyor. Yani o 5 dakika emen bebeğimiz de sonrasında huzursuz açlık belirtileri yoksa tekrar tekrar meme emmek istemiyorsa o zaman yine aynı göğüs verin ama o da önemli. Son sütü alsın. Ama öteki türlüyse zaten hiç ellemeye gerek yok. Doyuyordur. Yani 1 dakikada bile doyan o kadar çok bebek biliyorum ki 3 aydan sonra zaten ama biz zorlarsak dikkati çok dağılacağı yerlerde emzirirsek o sefer meme grevi 3-4 ayın en büyük şeyi meme grevi başlar. Ama 3. aydan sonra artık yavaş 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 destekleri yavaş yavaş kesmek gerekiyor. Bu 4-5 aya kadar ki hani uykuyla onları şartlandırmasın. İşte nedir? Artık gidip odada emzirmek değil de burada emzirirsiniz. Ondan sonra odasına götürüp orada uyutursunuz. Uyutmaya çalışırsınız. Çoğu anne işte olmuyor der ama biraz şey yaparsanız olur. Biraz kucağınızda hafif hafif böyle sallamak şey gibi değil. Hani siz böyle yaparsınız. Yani bunu kesip hani emzirmeyi kucağa alıştırmak gibi değil. Sallamak daha farklı. Özellikle ayakta sallamak, kucakta şöyle sallaya sallaya. Bu sefer bu gitgide daha çok yorucu olur. Hem sallamak bebek için çok sağlıklı değil. Hani biz sallansak bile bir süre sonra hani bebeği sallamak zaten tehlikeli. Ayakta sallamak aynı hipnoz yani beyin çünkü büyük bir kafası var küçük beyni böyle tak 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 beyin hücrelerine zarar verebilir. Hani hafif hafif sallamaktan bir şey olmaz ama bu alışkanlığa dönüşür. Çünkü şöyle hani siz yatak odasında uyudunuz çünkü nerede uyuduysa orada uyanmak ister artık. Bir uyandın gözünü açtın salondasın değil mi? Ya da annendesin ne alaka yani ne oluyor dersin hemen bir panik olursun değil mi? Ben nasıl buraya geldim? O da şimdi hemen aa ben nerede kucakta uyumuştum burası burada ne işim var diye hemen tabii kucağa hop tekrar kucak istiyor ya da meme istiyor. Çünkü 3. aydan sonra yavaş yavaş işte meme ilişkisini kesmek için işte daha aktif ortamda emzirip meme şey uyku ilişkisini tam böyle alıyor mayışıyorsa biraz kaldırıp böyle sırtını ayağını okşayıp uyandırıp tam doymasın. Zaten çok kısa sürede doyar. Ondan sonra böyle iyice uyku sinyalleri verdiğinde odaya götürüp işte beyaz gürültü açıp 3 ay işte 4. aya geldiğinde yüzüstü yatırabilirsin. Sırtını şöyle kayışlayabilirsin. Elini koyarsın. Şiş yaparsın. Çok şey yaparsan azıcık kucağına alırsın. Sen şöyle çok hafif yani sallanmak gibi değil ama şöyle şöyle sallanmak değil.
Sallamadan uyumuyor. O zaman sallama süresini azaltır, durma süresini çoğaltırsınız. Böylelikle yani şöyle mesela bebeğiniz bunu çok annele biz denedik. Çok da etkili bir yöntem. Mesela hani şöyle 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 sallayarak uyutuyorsun, değil mi? Ya da ayakta işte sallayarak uyutuyorsun. Ondan sonra uyuyunca yatağa koyuyorsun. Zaten uyandığında yine aynı şeyi istiyor. Tekrar tekrar sallıyorsun, koyuyorsun. Şimdi o zaman ne yapacaksın? Mesela 3 sallıyorsan 3 duracaksın. Hani 3 sallıyorsan mesela 2 gün öyle yapacaksın. Sonra mesela 2 sallayacaksın, 4 duracaksın. Birkaç gün öyle yaparsın. Sonra yani 1 sall ya da 5'te başlarsın. 1 sallarsın, 4 durursun. Böylelikle durduğu yerde uyumaya başlar. İnanın bir süre sonra salladığında kızlar. Yani işte ayakta sallıyorsan 5 salladın, 5 durdun 2 gün. Sonra 4 salladın, 6 durdun ama hemen durdun, gözünü açtı, hemen sallama, biraz bekle. Çok da böyle tepki vermesin şey ama böylelikle durma süresini çok uzatıp sallama süresini azaltınca zaten durduğu yerde yatakta sallayınca da aynı. Böyle 5 salla, 5 dur, 5 salla, 2 gün, 1 gün. Ondan sonra 4 salla, 6 dur. 3 salla, 7 dur falan. Saymak daha dakika biraz şey oluyor ama ben genelde saymak her zaman daha şey mi der. Böylelikle ne oluyor? Durma süresi uzadıkça durur halde uyumayı öğreniyor. Böylelikle yavaş yavaş bu 15-20 günü buluyor ama ben burada birçok anne de onu önerdim. Hepsi bu sefer diyor normal kucağıma alıyorum, sallıyorum, kıyamet kopuyor, sallanmak istemiyor diyor. Onun için şey, prematüre bebeğimiz, ay canım benim, prematüre şöyle çok baktım, yıllarca baktım, çok severim. Maşallah 2 aydır yoğun bakımda eve gelecek. Tabii çok önemli. Artık ama kilosunu belli bir 2 kilonun üzerindeki, 2 kilonun üzerinde zaten eve gönderirler mutlaka. Ama 24-26 derece odası olacak. Hijyen kuralları çok önemli. Orada bir beslenme şeyi size zaten söylenecek. Siz orada bir alışmalarınız, zaten emzirmeleri gidiyorsunuzdur. Nasıl besleneceğinizi şeyinde. Şimdi her bebeğin hani kaç haftada doğdu, nedir, nasıldır, hani ona göre orada bebeğin şeyine göre size bir plan verecek ama önemli olan olabildiğince emzirmek, olabildiğince süt çekip hani gerekirse üstüne takviye yapılıyorsa vermek. Dediğim gibi işte emzirme saatlerine, uyku saatlerine zaten şey 2 aydır şeydeyse daha o düzeltilmişine işine göre davranırsak daha onun gece gündüz ayrımı rutinlerine daha var. Zaten hastane alıştırır. Alıştığı şeyi size söylerler. Alıştırdığı yöntemleri. O zaten sizde biz öyle yapardık. Biz bebeğimizi anlatırdık. Orada bir sürü prematüremiz olurdu ama hepsi aynı olmazdı. Zaten biz her zaman ne diyoruz? Mesela bir rutin yapmadan önce bir not tutup bir bak şöyle 3-5 gün, bir hafta bebeğimiz hangi saatlerde daha keyifli? Hangi saatlerde uyuyunca daha uzun uyuyor? Hani saat 9'dan sonra gelen ilk uyku diyorum. Mesela 9'da götürdüğünde mi 9 çeyrek götürdüğünde mi? Çünkü erken ya da geç götürmek de aynı şey. 9.30'da mı götürdüğünde daha güzel uyuyor? Hangi saatlerde daha keyifli? Akşamüstü çok hareketli oyun istemez. Gündüz daha hareketli, öğlen dans, müzik, şey. Akşamüstü daha sakin, daha şey bir işte masaj olabilir dediğim gibi. Böyle çapraz hareketler olabilir. Böyle kucağınızda bir şeyler gösterirsiniz, oyuncak gösterirsiniz. Ana kucağında daha sakin hareket. Ayına göre tabii şey yapmak lazım. Prematüre de hiç stres yapmayın. Ne güzel bebeğiniz evinize gelecek. Kimseye eve almayın yeter. Kimseyle temasta bulundurmayın yeter. Siz her şeyi çok güzel yaparsınız zaten. Orada size her şeyi çok güzel öğretirler. Biz her şeyi öğretirdik annelere. Hani siz, ben şimdi öteki gözle bakıyorum. Siz burada bir sürü panik oluyorsunuz, şey oluyorsunuz ama biz bebeğinizin her şeyini anlatıyoruz, her şeyinizi yazıyoruz, her şeyini söylüyoruz. Gerekirse size evde kendinizi iyi hissedin diye bizim yazdığımız gibi orada çizelgeler veriyoruz. Hani o düzenle devam edin. Bir süre sonra onu da bırakıyorsunuz alışınca. Onun için hiç stres olmayın. Şey yapmayın. Şimdi ayına göre uyku süreleri tabii bebeklerde ilk ay zaten herhangi bir şey yok. Birinci aydan sonra yani ilk ay her istediğinde emziriyoruz. Gündüz 2 saat, gece 3 saat diye uyuyoruz, uyandırıyoruz. Birinci aydan sonra gece kilo alımı iyiyse hani doktor kontrolüne gidiyorsun. Kilo alımı iyiyse, emdikten sonra keyfi yerinde, gün içinde güzel emiyorsa artık gece ellemiyoruz. 1 ile 3 ay arası ne zaman isterse uyansın. Bazen 2 saatte kalkar, bazen 5 saatte kalkar, bazen 6-7 saat uyuyabilir. Ama işte gece çok idrar azalıyorsa, rengi koyulaşıyorsa, sararıyorsa o zaman gece 3 saatte bir kaldırıp ilk 3 ay beslemek lazım. Biraz
veriyoruz. Sürekli sık sık emziriyoruz. Her istediğinde emziriyoruz. Ama bir aydan sonra baktınız gündüz bir iki ay arası çok yaparlar. Sürekli emmek istiyor. Uzun uzun memede kalmak istiyor. Belki aslında ihtiyacı emmek değil, yemek değil daha doğrusu. Zaten iletişim de başlıyor. Biraz daha oyalayabilirsiniz. Araları açabilirsiniz. Sürekli bir de emdi, iki de emdi, üç de emdi, dört de emdi, emdi, uzun uzun emiyor. Aslında yemiyor, emiyor. Orada belki biraz süt çekip üzerine hemen verebilirsiniz. Bir aralıkları yavaş yavaş açabilirsiniz. Ama 3 aydan sonra yavaş yavaş uyku ortamı önemli. İşte uyku odası tabii ne sıcak ne soğuk olmalı. 22-24 dereceyi nem kışın çok önemli. 45-55 arasında olması. Çünkü bebeğin de dediğim gibi fizyolojik ortamı, işte beslenme, oyun, uyku rutini dediğimiz rutini. Onun için hani hava kurursa burnu tıkanır, burnu tıkanırsa uyuyamaz, hava yutar, gazı olur. Hepsi şey yapmaz. Onun için yavaş yavaş uyku yani bir aydan sonra, 1,5 aydan sonra gece gündüz farkını öğreniyor. O zaman uyku ortamını mutlaka, uyku saatlerini mutlaka odaya götürüyoruz. Uyku odasına, işte muhtemelen sizin yanınızdadır zaten. Orada işte ışığı söndürüyoruz. Olabildiğince loş, gündüz perdeyi kapatıyoruz. Mutlaka müzik, uyku, beyaz gürültü ya da uyku arkadaşı beyaz gürültü ya da ninni açıyoruz. Uyku müziği sadece ve sadece uykuda ama hani şey yapmak lazım. Gündüz ve gece kafası karışır. Gündüz kendi odası, gece benim odada diye bir şey yok. Onu yapmayın lütfen. Çünkü bu işte ne dedik? Hep aynı şeyler. İşte sınavların bağlanması için, onların yerleşmesi için bebekler rutinin tutarlılığını isterler, devamlılığını isterler. O şekilde onlar öğrenirler. Şimdi o çok kafası karışır. Bunu sadece ne zaman yapıyoruz? Odayı ayıracağımız zaman yapıyoruz. Odayı ayıracağımız zaman ne yapıyoruz? Gündüz artık zaten ben genelde şöyle pat diye odayı ayırtmam. Sonuçta yanınızda yattığı bir yatak var. O yatağı götürürüm mesela. Hani o yatağı bir odasına, kendi odasına, o yatakla. Önce gündüzleri kendi odasında. Daha çok vakit geçirin diyoruz. Zaten kendi odasında uyusun. Hani gece de zaten 4 aydan sonra anne yanı, hani elini uzatıyorsun yanında ya da böyle şeyde. Artık anne yanı yatağını biraz uzaklaştırmak lazım yataktan. Birse kapatmak lazım. Biraz böyle odadan da yatağımızdan biraz uzaklaştırmak lazım ki bu sefer size en ufak yaparsın uyanır. Bu sefer hep şey sende olur. Bu sefer biz onu uyandırırız. Onun için olabildiğini uzaklaşın. Hatta böyle sizi bir süre böyle uzaklaştırın. Ondan sonra çevirin yönünü odanızın şekline göre, şeyinize göre sizi bile görmeyecek. Sonra babayı bir tarafa atın. Babayı gör, sizi görünce hemen emmek isteyecektir. Böylelikle onu da yapın. Sonra odaya ayıracağınız zaman gündüzleri odasında yatırın. Alıştırın. Odasına biraz daha vakit geçirin. Gündüz yattığı yatakla, yani gece sizin yanınızda yattığı yatağı odasına götürüp bir süre onunla yatırın. Hani odaya alıştı. Bir süre belki yanında bir kıyıda köşede yine siz yatın. Sizi de görsün. Yavaş yavaş uyuduktan sonra çıkarsınız. Böyle böyle odasına alıştırırsınız. O dönem ama normal şeyde yapmayın. Odasını hani ayıracağın zaman yaparsın ama normal zamanda kafası karışır. Gündüz orada, gece orada. İnan onlar daha odaya girdiğinde bile aynı rutinle yaparsan anlıyorlar. Uykusu geliyor. Uyku odasına. Şimdi ne diyoruz? Yatak odası. Biz şimdi ben yemek yemeye bir gideyim yatak odasına demiyorum değil mi? Uykum geldi. Ben gidiyorum diyorum. Yatak odasına gidip yatıyorum. Yani uyku şartlanması dediğimiz, yani o odaya girdiğinde onun için gündüz hani yatak odasında bir ayda, ilk bir ayda hani ilk günler emzirme yatak odasında daha çok vakit geçiyorsun ama bir aydan sonra sadece uyku zamanı götürün oraya. Yani uyku saatlerine götürün. Uyanık olduğunuz saatlerde aktif ortamda olsun. Öylelikle zaten bebek odalarında biz özellikle öyle bir eğitimimiz var yine perşembe günü. Bebek odasını biz her zaman uyku odası olarak hazırlıyoruz. Yani bir oyun odası gibi değil. Yani kimse de o odada oyun oynamıyor. Hani şey o odaya girince bizim yatak odamız gibi değil mi? Ne yemek yenir ne orada hani bir aktivite yapılır ne bir şey. Orası gidersin uyursun. Onun gibi düşün. Daha sadedir, daha şeydir. Onun için bebeğimizin de öyle o odaya girdiğinde uyuması gerektiğini uyku odası. Onun için
yatakta oyuncak istemiyor. Sadece uyku arkadaşı, artı dönencedir, mönencedir. Ya da tepede ışık, onlar zaten uykuyu bozan şeyler. Ya da duvarda böyle figürler, rengarenk şeyler. Bu sefer kalkarsın, renkli çarşaflar, renkli kıyafetler bile giydirmeliyiz. Kaç tane bebeği ben kalkıp şey kıyafetindeki tigerlerle, minilerle oynadığını biliyorum. Ya da çarşafla konuştuğunu. Onun için hani onları bile sade seçmek lazım ki uykuyu bozmasın diye. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Onun için gündüz başka, gece başka bir yer. Olur da bir yere gidersin. Annene gittin, bir gezmeye gittin. Orada bir ortamda uyutursun zaten. O önemli değil. Ya da tatile gittiğinde zaten hani yatağına alışkın olduğu şeyleri götürün diyoruz. Hani yatağı komple götüremezsin ama bir çarşafı, bir şeydir, yatak içinde koyduğun bir şeyi götür diyoruz. Yani 4 aydan sonra da yavaş 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 destekleri kesiyoruz. Yani bir anda kesemeyiz. Şimdi biz her zaman diyorum, biz bir şeylere karar veriyoruz ama bebeğin haberi yok. Şimdi ben bu gece odasını ayıracağım. Nereden bilecek değil mi? Tabii ki tepki verecek. Büyüdükçe tepkileri büyür. Ben odasını ayıracağım. Evet, kararlıyım. Ben her şeyde kararlıyım. Bugün desteksiz uykuya alıştıracağım. Çok da umurumda, hiç haberi yok yani. Al koydum yatağa, uyuyor. Bugün seni alıştırırım. Bunu anlar mı? Hayır. Kıyamet kopar değil mi? Ya da odaya götürür. Ağlar, sen yanında diyorsun. Onun için tekrar tekrar yaptığında alışacaktır zaten. Onu hani anladığı zamanlarda zaten hep anlatıyoruz şeylerinde. Onun için şimdi yatağa koyunca ağlıyor 3,5 aylık. Evet, ağlar. Ya uyku saati tam gelmemiştir ya da uyku saati geçmiş olabilir. Bir önceki uykuyu iyi yapmamış olabilir. Yani böyle daha böyle pat diye yatağa koyma değil. Yavaş yavaş böyle hani şey olarak yatağa koyun. Isı farkı olabilir. Yatağı biraz ısıtın. Gerekirse hani şey diyorum, şöyle kucağınıza mesela bir şey alalım, mesela böyle ince, böyle mesela bir nevresimi katladım, bir şey hani böyle şey olmayacak, gömülmeyecek bir şey olabilir, böyle aldın, bunun üzerine koyarsın, hem senin kokun da gider hem ısın, onunla yavaş yavaş iyice yatağa eğilirsin, böyle elin üstünde olur, hani şey olarak elin iyice üstünde olur, böyle koyarsın ama pat diye elinde çekmezsin, biraz tutarsın yavaş 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 yavaş, böyle okşaya okşaya yavaş yavaş şey yapa yapa, kaşıya kaşıya, hani onu bir kısmını bir bırakırsın, bir kısmını bir bırakır, o şekilde elini biraz üstünde tutarsın şöyle. Bir anda ama pat diye koyarsan şey yapabilir, özellikle insanlarda o çok oluyor yani, o ısı farkından, yükseklik şeyinden, ondan, bir anda bu anne kokusundan ayrılmaktan falan, ondan oluyor. Şimdi yavaş yavaş şey yapıyoruz, elimizi üstünden çekmiyoruz. Uyku saatinin işte uyku aralıkları, onları burada anlatmam benim çok zor. Aslında papatya uyku var. Onun sayfasında çok güzel. Her ayına göre uyku aralığı, daha önce uyku eğitimlerini onda çok verdik. Çok güzel uyku ayına göre. Şimdi bebeklerin tabii her bebeğin gelişim farklıdır, her bebeğin şey, ama uyku aralıkları her ayında her bebeğin aynıdır. Ya 15 dakika öncedir ya 15 dakika sonradır. Onun için bu değişmez. Onun için o sayfada şey bakarsınız, ben de sayfama koyarım. İlkadımları.com'da da var dediğim gibi. Oradan da uyku aralıklarına bakabilirsiniz ayına göre. Ona göre kaç uyku yapması gerektiğini o saatlerde götürürseniz, ama dediğim gibi bebeğimizi bir gözlemek lazım. Şu 9'da götürdü. Gitti, direndi, ağladı, 15 dakika sonra kalktı. Demek ki onun saati değil. 9 çeyrek götürürsün. Ya da 9.45 götürürsün bir dahakine, ya da 10'da götürürsün yani. Hani böyle biraz o ay aralığına göre de şey yapmak lazım. Tabii karnını tam böyle doyurduktan sonra yatırmak da 4. 5. aydan sonra da o da uykusunu bozabiliyor. Onun için en azından burada besleyip bir sonrasına, bir yarım saat sonra uykuya götürmek çok daha iyi oluyor. Zaten bu saatleri bilirseniz, o saatte götürdüğünüzde mutlaka uyuyacaktır. Çünkü yani onun ayına göre o olması gereken bir şey. Bir şey de yoksa yani, karnı açtıysa, uyanıkken güzel böyle vakit geçirdiyse orada da güzel uyuyacaktır. İnanın uyku hiç zor bir şey değil. Demesi kolay diyeceksiniz ama bence en kolay şeylerden biri bebeği uykuya alıştırmak. Ah, 7'ye kadar. Yani bebeğin, şimdi bir bebeklerin özellikle 4. aydan sonra şunlara çok dikkat etmek lazım. Ne olursa olsun sabah 7'de uyandıracağız. Şimdi 7'ye kadar oturuyor. Zaten bir yatıyor, öğlene kadar yatıyor. Bu gece gündüz, günü geceye, geceyi gündüze döndürmüş. 7'de uyutmayacaksın. Kaldıracaksın. 7, 7.30. 8'i bulmayacak. Ondan sonra zaten
2-2,5 saat sonra yorulacaktır. 2 saat sonra zaten 1,5 saat sonra da yorulacaktır. Ama uyku saatine göre götürün tekrar. O arada çok ajda olduysa biraz şey yapabilirsin. Ama o ayda da çok sakinleştirebilirsin. Yani oyalayabilirsin. Yani güne erken başlamak. Öğleden sonra uykusunu yaptırmak. Hadi onları da çok iyi yapmadı desem bile güne erken başlayıp akşamüstü şekerlemesini yani 4 ile 6 arası bir 45 dakika yarım saat uyutmak inanın akşam erken uykuya neden olur ve uykuya yorgun girmemesine neden olur ve çok gecede daha güzel uyumasına neden olur. Yani şunları bile ayarlamak %60-70 kurtarır. Ve 4. aydan sonra ilk 3 ay ne dedik? 1 ile 3 ay arası gece bebeğe göre hareket ediyoruz. Bazen 2 saate, bazen 4 saate, bazen 5 saatte, 6 saat uyudu olur, kalkabilir. Sabah idrarı sarıysa gece 3 saatte bir kaldırıyoruz ya da azaldıysa idrarı ama 4. aydan sonra tesadüfe bırakmayalım. Hem gündüz şeyleri de iyi olsun diye. 4. ayda 4-6 ay arası 2 uyku ihtiyacı var bebeğimizin. Çünkü bunları yapalım ki gündüz de çok uyku saatleri otursun diye. 8-8,5'da beslenen bir bebeğimizi gece 2 beslenme rüya öğünü diyoruz. Şimdi uyuyan sürekli uyanıp emmek isteyen bebeği acaba açlık mı alışkanlık mı? Elini emiyor, aramıyor. İşte şapır şapır yapıyor. Emzik veriyorsun çok 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 emiyor. Bu açlık. Ama gözü kapalı haykırarak bağırıyor. Oluyor, eller kolu hareketli. Bu alışkanlıktır. Onun için baktığın sürekli uyanıyor. O zaman saatlerine bakacaksın. O uyanmadan seni emzireceksin. 1'de kalkıyor, 2'de kalkıyor, 3'te kalkıyor, 4'te kalkıyor gece. Sen 12'de kaldıracaksın. Zaten otomatikman 1 ile 2 kalkar kaldırır. Uykuda emzireceksin. Zaten o arada mümkün değil kalkması. Yavaş yavaş göreceksin. Bir hafta sonra gece beslenme sayısı inanılmaz ama uyanır azalır. Ama uyanır onu isterse hem meme uyku ilişkisini yapar hem gündüz beslenmesi de bozulur. Ek gıda döneminde uykusu olan bebek iyi ek gıdayı alması da zorlanıyor biliyorsunuz. Aşıta oluyor. Gündüz iyi oyun oynamıyor. Sürekli size şey yapıyor. Sizi de çok daha fazla yoruyor. Bir de üstüne gece yoruyor. Onun için sizin de rutinin bir parçası olduğunuz için sizin dinlenmeniz de çok önemli. Onun için 4. aydan sonra gece 2 beslenme diyoruz. 8-8,5 uyuduysa 11,5-12'de hemen hop uykudan alıyoruz. Şöyle dik bir şekilde emziriyoruz. Şöyle bir dik tutuyoruz. Pat pat vurmana gerek yok. Hafif birkaç dakika dik tutup şöyle siz bile şöyle hafif ayaklarını minicik yukarı itip şöyle şöyle yapıp şey yaptıktan sonra yatırabilirsiniz. Ondan sonra gece 3 ile 4 arasında yine aynı şekilde kaldırırız ama bu ilk emzirmede hemen yatırdıktan sonra zaten kaka yatmaz o aylarda. Hemen bezini şöyle alırsınız. Silmeye bile gerek yok zaten. Çok hani 6 aydan sonra ek gıda döneminden sonra bu 4-6 ayı anlatıyorum. Ondan sonra çişi daha çok sebze meyve yedikten sonra asitleniyor. Ve yine bezi takıp hemen bağlayabilirsin. 4'ten sonra o 3-4 arası çok dolu değil taşmayacak gibi ise çok altını açmayın. Çünkü o saatlerde uyku hafifler. Hatta orada ninni ya da beyaz gürültüyü de açın. Çünkü uyku hafifleyince 4-6-4'ten sonra çok uyumayabilirler. Hani şey olmasın. Böylelikle 6 aydan sonra gece 2'ye bölerek tek beslenme. Zaten 4-6 ay arası bunu yaparsan artık 11,5-12'de kalktığında emmek istemez. Ya da biberonla veriyorsan 90 yiyorsa 20 yer, 30 yer yavaş yavaş onu yemek istemez. Zaten bu otomatikman kendi tek beslenmeyi gece 2-2,5 gibi beslersiniz. Zaten 7-7,5'da cıvıl cıvıl kalkar. Bu sefer kahvaltısında güzel şey, güzel sabah beslenir de sonra ek gıda işte yemeklerini güzel yer. Gündüz uykuları da güzel olur. Aktivite uyanık olduğu saatlerde uyanık olduğu saatlerde aynı şekilde mutlu olur. 1,5 aydır ek gıdaya başlamış. Sebzeleri yemiyor. Tek tek vermeye deneyin. Yoğurtla bile karıştırırsanız daha kötü. Yoğurdu da bu sefer reddeder. Sebzeleri bir değiştirin. Pişirme biraz daha yağ koyun. Biraz anne sütü koyun. Mama veriyorsanız biraz mama şeyin. Onunla karıştırın. Biraz tadını değiştirin. O şekilde hani o şekilde biraz değiştirebilirsin. Çok karman çorman yapmayın. Zaten biliyorsunuz çok ek gıda sadece ilk bir yıl ara öğün.
6-9 ay günde 2-3 kaşık yese de olur. Maksimum 2 çay bardağı diyoruz. Yani minik minik tadını böyle şeye dediğim gibi, alışkın olduğu şeylerle biraz işte bebek salçası yapabilirsin. Kapya biberden onunla karıştırabilirsin. Sarımsak, soğan, sarımsak, arpacık soğan, sarımsak koyabilirsin. Hani tadını biraz şey yapabilirsin. 2 tane koyabilirsin. Bunlarla tadını biraz güzelleştirebilirsin. Biraz görsel olarak da güzelleştir. Gerekirse parmak gıda yap yani. Belki kendi yemek istiyor. BLV işte parmak kalınlığında biliyorsunuz. 5-6 santim uzunluğu. Bir kez önüne ver. Hafif ne çok yumuşak ne çok sert. Ver şeyini. Bakalım belki tercih odur. Büyüdükçe düzene git. 3-7 nöbetini şey şurada bir 18 günlük gümüş misali yapınca geceleri her emzirme hani 18 günlük bebeğimizi zaten biliyorsunuz hiçbir düzen beklemiyoruz. Bir de şu ara biraz akınmalar, sıkınmalar, gazlar biraz şeyler de başlar. Kaka gece yapar. 1,5-2 aydan sonra gece kakaları artık biter. Onun için şey hani onda bir şey yok. Bütün gecede uyanık kalamaz da hani bize göre uyanıktır. O kucakta da uyur, memede de uyur. Ama daha çok küçük. O da bir de şu an bağırsakları böyle şey oluyor. Vücudunda böyle sindirim sistemi bir gelişiyor. Bağırsaklar dolmaya başlıyor. Onun için şey biraz şu an ne isterse yapıyoruz canım. Gündüz uykusunda ev sessiz. Ne kadar sessiz olursa o kadar. Hani televizyon açıksa onu biraz kısalım. Mutlaka işte dış sesleri azalsın, işte köpek sesi sokakta, işte insanların sesi şey sesi tabii ki oluyor. Onun için hani beyaz gürültü ya da dinli müzik açabilirsiniz. Öylelikle şey evde sessiz olması. Çünkü neden? Hem uyku hormonu devamlılığı sağlansın hem de şey melatonin hormonu işte devamlılığı sağlasın hem de aktif uyku yapsın. Şimdi şunu diyorum sizlere de olur mu bilmiyorum. Hani çok uykun gelir böyle mesela televizyon karşısında uyursun. Ben çok severim. Ve orada böyle hani televizyonda olan şeyleri rüyanda görürsün gibi. Tabii onlar o kadar hani rüya görmüyor ama o uyaranları alıyor işte aynı şekilde. Yani aktif uyku yapmıyor. Hani beyin önceki aldıklarını yerleştiremiyor. Hani orada rüyanda görürsün ya da çok yorgun uzandın kalkarsın. Ben neredeyim? Gece algı karışır. Gece mi? Sonra çok olurdu. Gece mi? Gündüz mü? İşte bebekler için de böyle aslında. Onun için o olabildiğince sessiz diyoruz. Olabildiğince loş. Hem işte o melatonin hormonun salgısı için. Onun için oradan önemli. Hani o çok önemli. 6 aydan sonra ne dedik? Zaten gündüz zaten her istediğini artık emmek onun şeyi ne zaman isterse veriyoruz. Ek gıdaya yavaş yavaş başlıyoruz. Tadımlarla başlıyoruz. Zaten 6 ayda 2 öğün biraz sebzeler, biraz yoğurt akşamüstü. 7 aydan sonra yine 6-9 ay arası 2 çay bardağı öğünümüz ama günde bir kaşık da yiyebilir bizim maksimum dediğimiz. Yine anne sütü ya da devam sütü her önceliğimiz. Sabah yine güne bunlarla başlıyor. 9 aydan sonra güne eğer şeyse kahvaltıyla başlar ama gece mesela 6 aylık bebek gece 3 defa besleniyorsa yani 9 aylık bebek 8-9 aylık sabah kahvaltı yapmaz. Yani doğru düzgün yemez ya da 1 yaşında gece beslenmesini keselim diyoruz. Onun için 9 aydan sonra hani eğer kesemiyorsa bir beslenme diyoruz lütfen. O da yani en fazla 2-2,5 gibi. O saatten sonra şey yaparsa gündüz beslenmesini de etkiler. Gündüz beslenmesi azalır. Gece bu sefer daha çok sık. Gündüz eğer ek gıdayı fazla alırsa gece daha çok gündüz alamadığı eksik olan sütü gece tamamlamaya çalışır. Bu sefer yedikçe hazımsızlık olur. Bu sefer saat 4-5 gibi başlar kaka derdine gaz hazımsızlık. Onun için şey hani onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gündüz uykusuna gece sanmaması için azıcık olmama diye bir şey mi? Hayır öyle bir şey. Gece sanmaz. Ne kadar bakın gündüz uykusu ne kadar şey olursa olsun götürün uyutun saatinde belli bir saatinde ayında kalkar.
Hani hadi bilemedin 15-20 dakika, yarım saat fazla ama gece uykusu gibi daha derin. Hani uyanınca böyle gözünü şey yapma, o kadar uzun uyumaz. Yani gece farklıdır. Gündüz gece zannetmez, merak etmeyin. Öyle bir şey yok. Öyle şey yok. Gece beslenmesini 9 aydan sonra bir beslenme, 6 aydan sonra mutlaka bir beslenmeye düşürmek lazım. Çünkü gündüz beslenmesini etkilemesin diye dediğim gibi. Ve ek gıda miktarında da çok ölçülü, ölçüye göre gitmek lazım ki o da işte aynı şekilde hem hazımsızlığa, kabızlığa, vücutta besin yükünün artmasına, sindirim sistemi problemlerine, artı uyku bozukluğuna. Mesela uykuyu da bozar. Onun için o süt ihtiyacını mutlaka karşılamak lazım. Her istediğini emziriyoruz ya da işte ek gıda şey devam sütü alıyorsak o şekilde veriyoruz. Artık bebeğimiz ne isterse onu yapıyor. Tabii oyunlar bu sefer daha hareketleniyor, daha canlanıyor. İşte diş deneme, oral dönem için ne bulursa zaten ağzına götürüyor. Dişin olup olmaması ek gıdayı etkilemiyor. Bazı çocuk 1 yaşından sonra 1,5 yaşında da diş çıkarıyor. Ek gıdayı zaten büyük büyük şeyler vermiyoruz. Zaten hani BLV'de de veriyoruz şey olarak ama daha çok damaklarıyla böyle mesela 8 aylık bebek ben biliyorum böyle pirzolayı gayet güzel dişleri yokken böyle eme eme böyle eze eze yumuşak yerlerini kopara kopara yiyor. Onun için şey kesinlikle akşamüstü uykusuna dalarken çok zorlanıyor, bazen uyumuyor, ağlıyor. Diğer uykuları uzun diye. Uzun değil ondan. Yani uzun olursa da ondan olur, uzun değilse de onlar olur. Onun için mutlaka akşam şekerlemesini ama 8-9 aydan sonra bırakırlar. O aylarda ise artık uyumak istemeyebilir de. İşte belki bir balkona çıkarabilirsiniz. Böyle hafif şey. Dediğim gibi onun için illa ortam hazırlamak gerekmiyor. Belki dışarı çıkarabilirsiniz. Hani soğuk havada dışarı pek şey olmuyor. Hele bu dönemde domuz gribi varyantlar her yerimiz sarılmış durumda. Hani onun için bir şey diyemeyeceğim dışarısı için. Ama hani bir evde bile şey yapabilirsiniz. Hani gerekse kucakta bile o kadar o akşamüstü yeter ki işte gündüzün yorgunluğunu alsın. Gece şeyine gece yorgun uyumasın. 4,5 ile 6,5 en geç. Yani 6,5 geçmesin akşam şekerlemesi. Orada bir yarım saat 45 dakika. Orada uykuyu uzatmak isterse 45 dakikadan sonra lütfen uzatmayın. Çünkü bu sefer bazen uzatıyor geceye bağlamak istiyor. Bazen işte orada uzatırsa bu sefer gece 11-12'de uyuyor. Bu sefer sabah 10'lara kadar uyumak istiyor. Bu sefer öğleden uykusu, önce uykusu kalmıyor. Öğleden sonra hepsi birbirine karışıyor. Orada 45 dakika sonra işte burada ben hep şunu öneriyorum. Ben hep öyle baktığım bebeklerde yapardım. Masajla dramatik uyandırma dediğimiz dramatik uyandırın diyoruz. İşte bu hani saatinden fazla uyuyorsa uyandırın diyoruz ya dramatik uyandırma. Ne yaparız? Mıncıklayarak, severek, okşayarak, öperek. Ben burada hep masajla uyandırırım. Hazır hem de işte gece uykusunda hem böyle rahatlamış olur hem masaj yapmış olurum. Çok güzel geçer. Hemen uykunun arasında güzelce başlarım işte bacaklardan. Güzel bebek masajı eğitimlerimiz oldu biliyorsunuz burada bir sürü. Benim YouTube kanalımda da bu masajlar var. Aynı zamanda ben uluslararası bebek masajı eğitmeniyim. Hemen şey yapayım. Hemen başlarım güzelce bacaklardan, göğüs masajlar. Sonra karnına yaparım, gövdesine güzelce, işte kollarına, şöyle yüzüne, gözüne, yanaklarına, her yerine sonra böyle hafif çeviririm bacaklarının üstüne güzel sırtına yaparım. Böyle güzelce masajlarını yapar. Ondan sonra da o kadar keyifli kalkar ve o kadar rahatlar ki ondan sonra gece uykusuna da çok daha rahat geçer. İşte orada çünkü bazen çok uykusu geliyor, çok ajit oluyor. İşte banyo yapıyorsun, çıkınca ağlıyor. Orada ne masaj, dokunamazsın bile. Bu dönemde hani bu dramatik uyandırmayla masaj çok iyi geliyor. Akşamüstü masaj gerçekten bence gece uykusuna çok çok etkili oluyor. Hemen kıyafetin üstünden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani rutin aslında dediğim gibi saatlik bir program değil. Esnek ya da katı olabilir. Yani bebeği günü nasıl geçirir sizin ve bebeğinizin hani günü nasıl geçireceğinizi aslında programlamak gibi bir şey. Böyle her dakika böyle robot gibi o saatlere uyumak zor ama ayına göre bebeğimize ona göre hani beslenmesi hepsi bebeğimizin hem büyümesi dediğim gibi sınavların bağlantıların kurulması, sağlam kurulması ileriki hayatına katkı sağlaması artı bağışıklığının çünkü bağışıklığı
iyi olan bebeklerin ya da rutinleri iyi olan bebeklerin, işte ikisi var. Hem rutinleri iyi olan bebeklerin yani beslenme, oyun, uyku, bağışıklıkların da çok kuvvetli oldu. Artı bağışıklıkları kuvvetli olan bebeklerin rutinleri hiç bozulmadan uzun süre devam ettiği, bunlar zaten bilinmekte. Onun için rutin oluşturmak, yani bebeğimizin dediğim gibi öncelikle fiziksel bir rahatsız olmadığına emin olup beslenme saatini, işte emzirmeyi ilk aylar dediğim gibi zaten bir ilk aylar çok şey değil. Ama özellikle 3. aydan sonra artık beslenme uyku ilişkisini biraz kesip ona göre bir uyku öncesi bir rutin yapmak, o da en fazla 10 dakikadır. Yani uykuya gidiş yolu hep aynı olması gerekiyor. Uyku ortamının hep aynı olması lazım. En azından bir tam o yerine oturana kadar, onu yerleştirene kadar bir hafta 10 gün aynı değiştirmeyin diyoruz. Hani bir yere gideceksiniz, saatte gideceksiniz, o dönem başlamayın diyoruz. Hani ya da bir ev değiştirecekseniz. Uyku ortamının İyi olması, yani sıcak olmayacak, soğuk olmayacak, nem oranı, hava kuru olmayacak. Bebeğimiz çünkü çok sıcak sevmez, kat kat giymek sevmez, o da uykuyu bozar. Çünkü ısıyla su kaybederler bu sefer. Zaten anne sütünün %80-87'si su, bu sefer daha sık acıkır, sık sık emdikçe daha çok hazımsızlık olur. Gazlarını iyi, özellikle ilk 2 ay, 3 ay, biliyorsun 3 aydan sonra çok gaz problemi olmaz. Alerjik bebekse ona göre zaten siz beslenmenizi şey yapıyorsunuz. Çok bu diş dönemi inanın uykuyu çok etkilediğini görmedim. Hiçbir rutinin bozulduğunu görmedim. Sadece şunlar bozabiliyor. Yeni bir şey uykuları özellikle. Gündüz uyku rutini, akşam rutini aynı. Akşama bir banyo ekleyebilirsiniz. Aynı yani şöyle. Hadi inanın ben çok çok yaptım, denedim. Ben çok iyi, çok bebek baktım çünkü çalışma hayatım boyunca. Mesela hadi şimdi uykuya gidiyoruz. Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. İşte anlasın anlamasın. Hepsini böyle ne zaman başlarsak inanın ben mesela sıfırdan bebeğe haftada 1-2 gün gidiyordum, bazen hani 3 gün gidiyordum. Mesela 4 yaşına bıraktığım bebekler oldu. Hep aynı şekilde. Hadi ilk başladığımızda da mesela ama biz işte bir hemşire bakardı. İzin günlerinde ben giderdim. O bana bebeği teslim ederdi. Bunun da bu değişiklik oldu. Ben şu bir şey yaptığım zaman aynı şeyleri yapardım. Hiç değiştirmezdik. Evet hadi bay bay. Hadi oyuncaklarımız bay bay biz gidiyoruz. Hadi ne yapalım? Perdeyi kapatalım. Evet uyku müziğimiz hazır. Hadi şey yapalım. İşte uyku. Ay yatağımız burada şeyimiz böyle yani ona göre bebeğe göre şey yapardık hep aynı daha gittiğinde mesela 3-5 ay sonra hemen orayı kapatacaksın mesela perde açık aralık olsun hemen bilir oradan hayır o uykuda olmaz ya da odaya girdiğinde hemen böyle mesela anlamsız bir saatte odaya gittin onu da çok yapar mesela oda biraz loş anlamsız bir saatte gittin hemen böyle şey yapardı uyunma hani bir harekete uyumamız mı lazım? Hani niye geldik buraya? Uyku saati de değil gibi. Yani onun için rutin dediğimiz şey aslında ona bir şeyler biz de öğretiyoruz ama tekrarla öğreniyorlar. İşte o sınavların oluşması için tekrar 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 gerekiyor. Onları yerleştirmeleri için tekrar 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 gerekiyor. Bugün onu yap, bugün şunu yap, gündüz farklı yap, gece farklı yap değil. Zaten bir şey yok rutinde odaya getiriyorsun. Aynı şekilde ortam ayarlıyorsun. İşte perdeyi kapatıyorsun, ışığı şey yapıyorsun, müzik açıyorsun. İlk 3 ay odada da besleyebilirsin. 3 aydan sonra bu aktif ortamda besleyip odaya götürürsen çok daha iyi olur. İşte kundaksa kundak yapıyorsun. Sonra uyku tulumuysa uyku tulumu. Bunlar mutlaka öğleden önce uykusu, öğleden sonra uykusunda ve gece uykusunda mutlaka yapmak lazım. Hani akşamüstü şekerlemesine kundak ya da uyku tulumu gerek yok. Ama diğer uykularda mutlaka işte gündüz götürüyorsun uyku tulumu. 4 aydan sonra mesela uyku tulumuna giriyoruz. Uyunca yani uyku saati. Hiçbir şekilde geceyle karıştırmaz. Yani gece gibi uzun uzun uyumaz. Ama dediğim gibi uykuyu uzatırsa diğerinden çalar. Gündüz uykuları kısa olursa akşamüstü de hem çok huzursuz olur, çok mutsuz olur. 4'ten 5'ten sonra çok huzursuz. Ek gıda dönemi size hiçbir yemek yemez. Emmek bile istemez. Bu sefer uykuya aç gider. Onun için onlara bunlara dikkat etmek lazım. 7 aylık bebeğin günde 2 kez ek gıda tamam süper. Uyurken de mutlaka mama yeme ihtiyacı oluyor. Yoksa uykuya dalmıyor. Yani mama yeme ihtiyacı oluyor. Öncesine emip sonra mama yiyor. O ihtiyaç değil doymaya ihtiyacı oluyordur. Hani onun biberonla veriyorsun. Belki sütünü de çekip versen aynı şekilde onu yiyip şey yapar. Yoksa hani
Mama yiyen bebek, işte anne sütü veriyorum, uykuya dalmıyor, uzun uyumuyor, mama veriyorum, daha uzun uyuyor, mama uyutuyor mu şey, mama aslında öyle bir etkisi yok. Daha çok işte biraz sinirimi biraz daha uzun olduğu için, anne sütün sinirimi daha kısa ve şey olduğu için ondan. Bir de oradan böyle lıp 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 çabuk memede emerken bayışabiliyor, hepsini içemeyebiliyor, uyku ağır basabiliyor. Orada hani orada belki sütü bile çekip o şekilde verseniz aynı şekilde uyur ya da ona ihtiyacı var. O şekilde uyuyorsa zaten siz de dinleniyorsunuz. Hani bazen gününüz çok yorgun olduğunuz zaman akşamüstü biraz azalabiliyor tabii ki beslenmeniz ya da gündüz iyi sütünüz, gündüz iyi beslenmeniz sıvı almayınca da azalabiliyor. Bebeğim 2,5 aylık, gündüz 2 uyku yok. 90 dakika dedi ki ilk 6 ay arası. O da yani 6 ay dedim, 2 aydan sonra 2-6 ay arası. Gündüz 90 dakika, 90 dakika 60. Yani 1,5 saat, 2 saati buluyor. 2 saati geçiyor, hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sorun olmaz. Problem yok. Ama en fazla yorgunluk süresi olur. Yani daha erken götürmeyin dediğim gibi. Derken şey yapmaz. Her böyle sinyal vermesi, uyku anlamına, uyku sinyali vermesi o anlama gelmez. Bebeğimizin doyduğunu, iyi beslendiğini anlamamak için de genelde işte emzirme döneminde çişlerinden anlıyoruz. Kaka bazen bir hafta bile yapmadıkları oluyor biliyorsunuz. Özellikle 3 aydan sonra, 1,5 ayda, 15 günden sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bağırsak emilimi başlıyor. Çünkü bağırsak kırımları artık oluşmaya başlıyor. Bağırsaklar dolmaya başlıyor. Zaten sıvı aldıkları için geç doluyor. Bazen günde 5 kere yapıyor, bazen 5 günde bir yapıyor, bazen günde 2 yapıyor, bazen haftada bir yapıyor. Ne diyoruz? Alttan pırt yapıyorsa, karnı çok aşırı şiş ve gergin değilse, her yapmaya çalışırken sürekli kusmuyorsa problem yok. Zaten yaptığında da bezle şöyle eziliyorsa zaten beline kadar yapar, problem yok. Bazı bebek öyle haftada bir yapar. Ama ilk gıda döneminde tabii ki önemli bu. O zaman biraz suyu arttırıyoruz, biraz yağ arttırıyoruz, biraz daha işte pirinci kesiyoruz, patatesi kesiyoruz gibi nişastalı şeyleri kesiyoruz. Ondan sonra 7 ay 8 günlük gece beslenmesi 3 saatte bir emmek için kalkıyor. Nasıl şey yapıyor? Öncelikle gündüz beslenmesinin iyi olduğuna emin olun. Gece 3 saatte bir beslenmesi, kalkması o ay için çok şey değil. Gündüz biraz hani daha çok emsin. Artı 3 saatte bir kalkıyorsa mesela ilk kalktığında 3 saatte bir mesela sen onu 3 saat olmadan şey yap. Çünkü bu sefer onunla beslenme uyku şeyinden de yapıyor. 2,5 saat işte 2,45 gibi hemen kaldır. Yani 2,45 dediğim. Mesela ilk 7 ay şimdi ona bak bir yaz mesela ilk besledin. Sonrasında kaç saat sonra ilk besledikten 3 saat sonra kalkıyorsa demek ki ilk beslenme çok iyi değil. Yani orada iyi doymamış anlamına gelmiyor. Biraz o beslenmeyi bir önceki beslenmeyi orada da çok yığma yapmıyoruz. Gece hazımsızlık olur. Ondan önceki bir beslenmeyi biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. İşte biraz daha süt almasını sağlıyoruz. Çünkü hemen 3 saat sonra ilk uykudan sonra kalkıyorsa şey değil 2 saat 3 saat sonra kalkıyoruz bu ayda çok doymamış demek ki açlıktır zaten ama saatleri belli ise o uyanmadan hemen bir 15 dakika yarım 20 dakika önceden sen kaldır uyanmasına izin verme uykuda emzir uykuda iyice emzir iki göğsü gerekirse ver. Ondan sonra uyuttuğunda zaten göreceksin o 3 saat, 3,5 saate gelecek, 4 saate gelecek, 5 saate gelecek. O öncesinde de beslenmeleri arttırırsan oradaki saat aralığı da açılmış olacak. Çünkü şeyde de 7 ay 8 günlük zaten 3 saat güzel. Ondan sonra da uyur 3 saat. Ondan sonra 4'ten sonra mık 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 5'ten sonra zaten çok huzurlu bir uyku değildir muhtemelen. Hep mıkır mıkır bir uykudur. Böyle şey bir uykudur. O da zaten hazımsızlık yaptığı için. Bir de mama veriyorum. 4-5 saat sonra 2 saat 2-3 saat kadar ve mızmız. O zaman ilk uykuya geçerken mama veriyorsun. 4,5 saat uyuyor. Tamam. Sen ne yapacaksın? Bu aya göre yapman gereken saat 2-2,5 gibi hemen sen kaldıracaksın. Emzirip yatıracaksın. Oradan devam edecek. 2,5 geçirme ama. Geceyi ilk beslenmeden geceyi 2'ye bölerek. Yani
Orada uyanmasına da izin vermeden, yani uyanmadan sen onu bir besle. Uyku öğünü, rüya öğünü, hani uykuda besle, iyice doysun, ondan sonra göreceksin. Birkaç gece sonra, 3-4 gece sonra o iyice şey yapacak, ondan sonra mızmız, evet, sık emdiği için hazımsızlık yapıyor. Aslında normalde gece beslenmesine bile çok ihtiyacı yok. Çünkü o saatten sonra yaptığında da bu sefer gündüz beslenmesini çok bozabiliyor. Özellikle 7-8 aydan 9 aydan sonra gece beslenmesi olursa iki defa emsi uyanması azalır mı? 4 aylık gece birden sonra saat 5'i uyanıyor. Sen zaten ne yapacaksın? 11.30-12'de onu bir kaldıracaksın canım. Bir de 2.30-3'te bir kaldıracaksın. Hemen uyanmadan besleyeceksin. Bire kadar uyumasına izin verme. 11.30'da bir kaldır, emzir. Ondan sonra 3-3.30'da bir kaldır, emzir. Ondan sonra saat 5'te uyanır. Ondan sonra uzun uyur. Hem orada uyku derin, ilk blok uyku daha derindir. Kalkar orada bir şey yapar. Kendi uyandığı için aynı ortamda şeyi ister. Böyle gözüne bakar. Böyle bir onunla iletişim kurur ister. Onun için direkt hemen 11.30-12'ye bile gelmeden hemen emzir. Böyle bir kaldır, yatır. Hani şu gazını böyle bir iki şey yaparsın. Vurma dediğim gibi. Ondan sonra yatır. Hafif böyle bezini altına bir yeni bezi koy. Ondan sonra 3-3.5 gibi tekrar kaldır. Ezdir. Direkt yatır. Büyük bez tak. Çünkü o saatte şey yaparsan o da uykuyu bozabiliyor. Onun için şey. Ay, bu bir işler çok şey. Hemen 10 gün yap, bir gün farklı bir şey yap. Hemen böyle buna doğru kayarlar. Ama gerçekten rutin çok önemli. Yani bebeğimizin hani sırf şey için değil, hani gelişim için de çok önemli. Hem de gelişim için de çok önemli. Beslenme tabii ki büyümek için, büyümesi için. Düşün, şu kadar doğuyor, 2 yaşında kocaman koşuyor, yürüyor. Yani beslenmeyle büyüyor. Tabii anne beslenmesi emzirme döneminde, anne beslenmesi ek gıda döneminde yavaş yavaş beslenme, anne sütü ya da hani devam sütü. Zaten süt çocuğu ilk bir yıl biliyorsunuz ana öğünümüz anne sütü ya da devam sütü diyoruz. Bağışıklık bunlarla ilgili, çünkü hasta olursa uykusu da bozulur. Yani hepsi birbirleriyle bağlantılı. İyi beslenen, iyi uyuyan, iyi aktivite yapan çocuk bağışıklığı da çok güçlü olur. Bağışıklığı güçlü olan bebek zaten beslenmesi de, uykusu da, aktivite oyunda çok önemli, gelişiminde biliyorsunuz. Hem fiziksel gelişiminde, kas gelişiminde, iskelet sistemi gelişiminde, işte sınavların, nöronların bağlantısında, öğrenmesinde, her şeyde o da çok etkili. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında günü nasıl? Rutinler gündüzdür, gece değildir. Gece beslenme saatleri belli, ayına göre yaparsın ama rutinler gündüzdür. Yani onu şey olarak düşünmeyelim. Hani gece rutini, gece uykuya çalışmazsan gündüz rutinini biz güzel yaparsak gece otomatikman zaten bütün kendiliğinden oluşur. İnanın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gündüz beslenmesini, ayına göre uyku aralıklarını, günlük işte aktivitelerini, şeylerini ona göre yaparsanız gece zaten yani bebeğin hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz ki. Şimdi yeni oturmayı öğrenen bir bebek gündüz onu tatmin olmadıysa o duygusuna, ya da yeni ayağa kalkmış bir bebeğiniz var. Gündüz onu tekrar 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 tekrar, ama o konuda tatmin olmadıysa gece kalkar kalkar oturur. Kalkar kalkar bu sefer yatakta emeklemeye başlar ya da kalkmaya başlar. Bu aslında işte ne yapacağız? Biz bunu gündüz daha çok oturacağız, daha çok emekletmeye çalışacağız, daha çok işte tutacağız onu, kendini bırakmasını, ayağa kalkar tutunur ama bırakamaz, bağırır. Onu kendi böyle poposunun üstüne hafif bırakmasını öğreteceğim. Yani gündüz bu konuda aktivite yapabiliriz. Daha çok tatmin olmasın sadece, ki gece tekrarlamasın. Ay, Şubat'ta gelecek 2022 bebeği. 2022'de çok umutlarımız var inşallah, ama bebişlerimiz de geliyor. Harika. O zaman Perşembe günkü eğitimi sakın kaçırma canım. Bebek alışverişi, bebek odası düzeni. Haftaya da çok güzel eğitimlerimiz var. Yılın sonu eğitimini de kaçırmayın. Zaten yeni doğan bebekle ilgili de bir sürü eğitimlerimiz var. İlk Adımlarım Akademi'de eğitimlerimiz 2022'de de devam edecek inşallah. Allah hepimize sağlık versin. Şimdi 4 gündür çektiğim yani kas ekleme ağrısı ne kadar korkunç. Hayatım boyunca böyle bir şey çekmedim.
çekmeli. Diyorum ki sağlık ne kadar önemli yani şey böyle yani yaşım da var ama daha o kadar şeyler gibi değil böyle kalkamıyor eşime diyorum merdivenlerden beni indirir misin adım atamıyorum otururken kalkarken yani böyle şey Allah çok neyse aşının yan etkisi geçecek %90. Herkeste bu kadar olmuyor ama mesela eşimde hiç yok ya da o gün olduğumuz kişide yok. Ben de bu üçüncü doz çarptı. Geçer. Ay bebişimizi 2022 bebeği sağlıkla, mutlulukla zamanında. Her zaman ben bunu söylüyorum. Sağlıkla, mutluluk ve zamanında gelsin. Bebişimiz sağlıkla kucağınıza alın. Yeni yıl, yeni umut, yeni bebiş. Ne güzel. Hepsini uygularsın canım. Hiç şey yapmayın. Çoğu aslında şunu söyleyeyim. Yani yanlış anlamayın ama gerçekten bu bizim stresimiz, bizim kaygılarımız, bizim bebek şey yapmaz diye. Şimdi bebekler o kadar kolay öğreniyorlar. O kadar kolay uyum sağlıyorlar. Onlar seviyorlar. Bütün de seviyorlar. Tekrarı seviyorlar. Tutarlılığı seviyorlar. Kararlılığı seviyorlar. Biz ne de öğretirsek onları yapıyorlar. Onun için bunların hiçbir hayal değil. İnanın hepsini olur. Hepsi tabii ki ara ara bozulur ama öğrenilmiş bir şey tekrar iyi yerleştirmiş bir şey tekrar onu yaptığımızda hemen devreye girer. Onun için hiçbir rutin yani olur o gün sıkıntısı mı var bir şey mi var burnu tıkalı bir grip mi Allah korusun bir şey mi var gerekirse sabaha kadar kucağında yatır gerekirse yanında yatır bu hiçbir şeyi bozmaz diyoruz ya öyle durumlarda sonuna kadar destekleri veriyoruz. Hiç diş döneme işte diş dönemi ben hiç baktım bebeklerde yatılı da çok baktım hiç bozdu görmezdim ama şimdi bebeği bir konuda rahatlatmak lazım. Çünkü o bilmiyor. Dişleri, damakları şişmiş, kaşınıyor, ödem olmuş. Şimdi yemek yer, memeye verken şey yapıyor, ısırıyor, çekiyor damağını. Hep emmek istiyor, ılık ılık iyi geliyor. Demek ki burada bir uykuda işte yatakları sürüyor, elinle sürekli. Demek ki bu konuda sıkıntı var. Ne yapacağız? Onu o zaman emzirmeden önce rahatlatacağız. Damaklarına masajlar yapacağız. Soğuk böyle içten izin vermiyorsa üstten soğuk kompresler yapacağız. Şöyle kulaklarına vurur, buralarına vurur. İşte onun için kulaklarını, saçlarını çekerler. Şöyle kulak arkalarından şöyle akupunktur noktaları. Bunlar da YouTube kanalında yapar. Şöyle güzelce şey yapacağız. Böyle buralarından rahatlatacağız. Şuralarını şöyle. O zaman bunu mesela uykudan önce bir oyun gibi de yapabilirsin. Ya da gün içinde işte şey yaptığında şöyle kucağına alırsın. Şu şekilde bir aynanın karşısına geçersin. Müzik açarsın. Ot diye zıplıyor. Güzelce bir bunu rahatlatırsın. Gör o zaman gece uykuyu bozuyor mu? Hani belli şeyleri yapmak lazım ki dediğim gibi hani hiçbir şey bilmiyorlar. Yeni bir işe girdin hiçbir şey ya da ben bugün hiç bilmiyorum bir Ebru sanatı kursuna gideceğim mesela. Hiç daha hayatımda görmemişim. Bir anda oturup o güzel Ebru'ları yapamam değil mi? Benim orada tekrar bana onu gösterecekler. Ben onu deneyeceğim, öğreneceğim, şey yapacağım. Ondan sonra usta, Ebru ustası sevmemişim. onu öğreneceğim. Şimdi bebeğimiz de öyle. Onun için şey yapmayın. Hiçbir şekilde umutsuzluk yapmayın. Özellikle uyku konusunda lütfen uykusuzluk ona çekti, buna çekti. Kaderdir, şu bu değil. Yani bu mecbur yani bu vücudun bir ihtiyacı. Zaten eğer ihtiyacı karşılanmazsa gece de huzursuz oluyor, gündüz de huzursuz oluyor. Gece sürekli uyanıyor, sürekli hareketli, sürekli dönüyor, sürekli şey yapıyor, sürekli bağırıyor, sürekli çağırıyor. İşte yorgun çocuk. Yani biz çok aşırı yorgun olunca gece uykusuz böyle sürekli döneriz, şey yaparız, oramız ağrır, uykuya dalışımız zordur falan değil mi? Onun gibi düşünün. Onun için rutinleri mutlaka yapıyoruz. Dediğim gibi rutin saatlik bir program değil. Günü nasıl geçireceğimizi planlamak, bebeğimizin ayına göre hareket etmek. İnanın siz de çok rahat ediyorsunuz. Bebeğiniz uyanık olduğu saatlerde çok daha mutlu oluyor. Hem yemeğini çok daha güzel yiyor, uykularını. Yani aslında sizin de günü iyi geçirmenize neden oluyor. Esnek olabilirsiniz, katı olabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bazen anne evet katı ben bir aydan sonra 3 saatten önce beslemeyeceğim diyor. İlk güne güzel besliyor. Evet 3 saat oyalıyor, şey yapıyor. Bugün ama bir anda geçemiyorsa 2 saat oluyor, 2,5 saat, 3 saatte. Bunu 4-5 gün yapıyor. Bebek 3 saatte bir ya da 4 saatte bir besleyeceğim diyor. Böyle çok bildiğim anne var. Şey ama ilk bir ay bunu yapmıyoruz. Bir hani bazen 3 ayda yapıyoruz ama sonra tık 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 hemen bakıyorsun. 3-4 gün sonra çocuk istesen de 3 saatte bir yemiyor. Mesela 4 saat yalnız 4 saat. Çünkü ona göre hani hem sindirim sistemi de ona göre hemen uyum sağlıyor.
Kendi de o şekilde uyum sağlayayım. Onun için çok teşekkür ederim. Yılın son akşam eğitimiydi. Perşembe gündüz eğitimimiz var. Eğitimlerimiz her zaman dediğim gibi sizlerle güzel. Eğitimlerimiz ilk adımlarım akademide. Şu an kayıttayız zaten. Recording geliyorum. Böyle bana bulut içinde kırmızı ışıklar yanıyor. Sonra tekrar izleyebilirsiniz. İlk adımlarım eğitimlerine önceden de kayıt oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplamadım varsa kusura bakmayın. Dediğim gibi güne erken başlamak, ayına göre uyku aralıklarını bilmek, gündüz beslenmesini iyi yapmak. Zaten gündüz rutin, gündüz yaparsanız gece hiçbir şey değil. Dön arkanı yat, bebeğin duyur, sen duyur, uyursun. Ayına göre belli gece beslenme şeyleri vardır. Ona göre zaten her şey kendiliğinden yoluna girer. Ara ara tabii ki sizin ev ortamınızın şeyi, yani bebeğin herhangi bir fiziksel bir hani atak dediğimiz dönemde birkaç gün bozulabilir ama onlar da en fazla 3 gündür. Aynen eskisi gibi devam eder. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla kalın diyorum. İnşallah yeni yıl, yeni umutlar, yeni şans, bereket, sağlık, huzur, mutluluk hepimize getirsin. Sevdiklerimizle beraber olalım her zaman. Sizlerle beraber olalım. Hepinizi çok, kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Bol bol uykular işlerinize de, sizlere de. Hoşça kalın. Görüşürüz. Perşembe bekliyorum. Teşekkür ederim.